Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Radyo Spor. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese gün aydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.02 gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca 12'ye kadar sizlerle beraber olacağız. Tabii bugün bayramın 3. günü. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu, nice bayramlar dilerim. Evet, trafik bugün çok yoğun değildi. Sabah saatlerinde buraya geldim. Çok rahat bir şekilde geldim. Yoğun değildi ama tabii ki gazetelerde haber anlamında yoğunluklar fazla, transfer anlamında yoğunluklar fazla, maç anlamında işte biliyorsunuz dün akşam Fenerbahçe'nin Hull City ile bir hazırlık maçı vardı. Hull City'nin ilk maçı, ilk hazırlık maçı, Fenerbahçe'nin de 6. veya 7. maçı. Tabii baktığımız zaman Fenerbahçe'nin tabii ilk dakikalardan itibaren beklentinin altında bir performans sergilediğini söylememizde fayda var. İsmail Yüksek ve Arda Güler'in öne çıktığını görüyoruz. Ama onun haricinde mesela maça baktığımızda, dün maçı izlediğimiz zaman kaleci Altay'a da çok fazla bir pozisyonun gelmediğini de söyleyelim. Bir pozisyon vardı. O da ceza sahası dışarısında gelen bir topu kafayla taça gönderdi. Pozisyon haricinde kaleci Altay'ın da çok rahat bir maç geçirdiğini söyleyelim. Tabii Fenerbahçe'de eksikler var mı? Var. Özellikle forvet anlamında, santrafor anlamında eksiklik bir kez daha gözler önüne çıktı diyelim. Aslında günün sorusu şu. Hafta sonu çok fazla bu konu tartışılmaya başlandı. Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi'nin, başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de bu anlamda bazı açıklamaları var. Hürriyet gazetesinden Mehmet Aslan'a yapmış olduğu bir röportaj vardı. Tam sayfa bir röportaj. Orada tabii bazı satır aralarında çıkan başlıkları aldığımız zaman özellikle 5 yıldızlı bir krizin kapımızda olduğu gözüküyor. Onu belirtmek istiyorum. İşte 5 yıldızlı bir kriz kapımızda. Neden öyle diyorum? Türkiye Futbol Federasyonu yönetmeliğine bakacağız diyor. Ona göre karar vereceğiz diyor. Ama Fenerbahçe'de giyeceğiz diyor. Tabii şunu da söyleyelim. Yani bu kriz neden bu dönemde çıktı onu anlamış değilim. Başkan açıklama yaptı. 2023-2024'te giyeceğiz dedi. Yani bu sene Fenerbahçe 5 yıldızlı forma giymeyecek. Ama sezon sonu görev süresi sona erecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı sanki uzun yıllar kalacakmış gibi şimdiden bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyor ki biliyorsunuz Mehmet Büyükekşi bir yılına seçilmiş bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Seneye bir seçim var ama hem 2010-2011 şampiyonluk süper kupa ile ilgili açıklamaları hem de bu 5 yıldızla ilgili açıklamaları biraz beni şaşırtıyor. Bekleyip görmek lazım. Bakalım belki de biliyorsunuz geçen sene Türkiye Futbol Federasyonu iki başkan değişti. Yani geçen sene zaten hakikaten bana göre işte 1923'te kurulan ama 1959 öncesi sayılmayan 1959'dan sonra sayıldığını kabul eden bir Türkiye Futbol Federasyonumuz var ama kuruluş tarihi 1923. O tarihten bu tarihe kadar baktığımız zaman Türkiye Futbol Federasyonu'nda böyle bir sezonun yaşanmadığını görüyoruz. İki tane TFF başkanı, üç tane hani MHK başkanı seçildi bir sezon içerisinde. Yani 4 ayda bir MHK başkanını değiştirmiş oluyoruz görüntü anlamına baktığımız zaman da. 6 ayda bir de Türkiye Futbol Federasyonu'nu geçen sene değiştirdiğimizi görüyoruz. 13 tane hakem gitti geldi. O kuraldı, bu kuraldı falan filan. Gerçekten geçen sene çok ilginç, bir daha tarihinde yaşanmamış olan bir sezon yaşanmış oldu. Tabii şimdi bu döneme baktığımız zaman bu dönem itibariyle Mehmet Büyükekşi'ye çalışmalar yapıyoruz.
yapıyor mu? Yapıyor. Ama tabii ki süresi bir yıl. Bir yıl sonunda bir seçim daha olacak. Aday çıkar mı çıkmaz mı? Devam eder mi etmez mi? Bunları tabii şimdiden konuşmamız çok erken. Bu dönem biliyorsunuz hiç aday çıkmadı. Düşünenler bazı isimler düşünüyordu. Onlar da bu kısa süre değil bir sonraki dönemde aday olmayı düşündükleri yönde bilgiler de geldi bize. Ondan dolayı bir sonraki seçim belki de biraz daha hareketli geçecek gibi gözüküyor. Bol adaylı geçecek gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi Sayın Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları da bu anlamda biraz gereksiz. Devamlı aynı konu üzerinden açıklamalar yapıyor. Zaten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç 2023-2024 yılı itibarıyla bu formalardaki yıldız olayını koyacaklarını söylediğinden dolayı yani bir yıl önceden bu tartışmaya girmek, şimdiden onunla ilgili kararlar vermek bence biraz saçma gibi gözüküyor. Dün biliyorsunuz Fenerbahçe biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'le bir maç yapacak. Bu maç öncesinde de son hazırlık maçı. Ben tahmin ediyorum bir hazırlık maçı daha koyabilir Jorge Jesus. Ama dün itibariyle son hazırlık maçı gibi gözüktü. Şampiyon şip takımlarından Hull City, sevgili Acun Ilıcan'ın takımı Hull City ile karşı karşıya geldiler. Hull City de tabii dün ilk hazırlık maçını yapmıştı. Fenerbahçe tabii ikinci yarıdaki oyuna giren oyuncuların katkılarıyla beraber Arda Güler'in hakikaten inanılmaz güzel bir free kick, Serdar Dursun'un kafa golüyle beraber Arda Güler 87, Serdar Dursun da 89'da gollerini attı ve maçtan 2-0 galibiyette ayrıldı Fenerbahçe. Tabii düne baktığımız zaman 2022 Wimbledon tek erkekler finalinde Djokovic'in Nick Kyrgios'u 3-1 mağlup ederek üst üste 4 toplamda da 7. şampiyonluğuna ulaştığında belirtmemizde fayda var. Transferlerle ilgili zaten birazdan detaylı konulara gireceğim. Yolda bizi dinleyenler açısından da 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım. Yayın başında da söylemiş olduğum gibi Sayın Ali Koç'un 2023-2024 sezonunda 5 yıldızı formaya giyeceklerini söylediğini belirtmiştim. Tabii ki bu konuyla ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü biliyorsunuz logosunu da biliyorsunuz. Logoyu da 5 yıldızlı logo yaptı. Sosyal medya hesaplarında bunları kullanıyor. 5 yıldızlı tişörtler baskıya girdi. Ama tabii forma anlamında bu sene Fenerbahçe'nin formasında yıldız olmayacağını belirtelim. Önümüzdeki seneden itibaren de formasında 5 yıldız olacağını söyleyeyim. Günaydın. Günaydın Aygün abicim. Haydi bayramlar olsun. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimi kutluyorum. Çok teşekkürler. İyi bayramlar diliyorum size. Buyurun Mert Çavuş. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz Mert Bey. Teşekkür ederim. Vallahi evde oturuyorum. Bu hafta hallediyorum işinizi. Buyurun Mert Bey. Evde oturuyorum. Gidemedim çünkü ben de bu aralar yoğunluk, tatil. Evet. Buyurun Mert Bey. Dinliyorum. Aygün abi, Fenerbahçe Charlotte konusunda herhalde çok büyük önemli bir adımla atmış diye duyduk. Doğru. Zaten izliyorum şu anda. Hı hı. Sizce ne kadar, yüzde ne kadar şans veriyorsunuz Charlotte'un Fenerbahçe transferi için? Peki ikinci soru, var mı başka soru? İkinci sorum da Fenerbahçe şimdi bu 1959 öncesi şampiyonluklarını yani olan şu anda 5 yıldız olarak biz görüyoruz ama sizden şu cevabı almak istiyorum. Neden bizim futbol federasyonumuz Fenerbahçe'nin bu 5 yıldızı vermemek için bu kadar çaba gösteriyorlar? Bunu sordum size. Bir de şöyle söyleyeyim size. Sizi gerçekten büyük bir beğeniyle, büyük bir sevgiyle takip ediyorum. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Çok teşekkürler kendinize. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Evet, dün de gözüktüğü gibi Fenerbahçe'de forvet anlamında bir sıkıntı var. Başkan Sayın Ali Koç'un özellikle Charlotte'u çok istediğini biliyoruz. Defalarca bununla ilgili Sayın Başkan açıklamalar yaptı. 8 milyon euro gibi bir rakamların teklif edildiği bir sonraki satıştan da pay verileceği yönünde Leipzig'te yapılan görüşmeler var ama hala detay görüşmeler devam ediyor. Futbolcular herhangi bir sıkıntı yok. Futbolcular anlaşmalar sağlandı. Fakat artık bekleniyor diyelim ama tabii bu dakikadan sonra gelen forvet yetişir mi yetişmez mi? Oynar mı oynamaz mı? Biraz bu anlamda Fenerbahçe geç kaldı ama tabii ki Dinamo Kiev maçını geçtikten sonra da mutlak surete acil olarak hızlı bir şekilde takıma forvet alınması lazım. Bir reklama gidelim. 59 öncesi şampiyonluklarla ilgili kısmı o reklamdan sonra söyleyeyim. Çok kısa bir ara.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 10.14'ü gösteriyor. 0212 363 0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özpek Twitter, Aygün Özpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Tabii Mert Çavuş'un sormuş olduğu ikinci soru vardı. 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili. Tabii o döneme baktığımız zaman dinleyicimizi biraz bekletebilirim. Çok özür dilerim. Veya alayım. Günaydın. 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 Merhaba abi. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bayramlar. Teşekkürler size, iyi bayramlar. Kimle görüşüyoruz? Ercan abi, ben Mersin'den taksi şoförüyüm. Ercan Bey, hoş geldiniz. Merhaba abi, hoş bulduk. Abi öncelikle kolay gelsin diyeyim tekrardan. Sağ olun. Abi Fenerbahçe'ye forvet lazım da hani bari 4 hazırlık maçında da, bilmiyorum senin düşüncen nedir de, 4 hazırlık maçında da yani ben sağ bekte o sayıyı düşünebilirim ama sol bek kesinlikle ihtiyacımız var gibi duruyor abi ya. Şimdilik o defans dörtlüsüne baktığın zaman oturmuş gibi gözüküyor ama onu söyleyelim. Abi olası bir sakatlık, olası bir durumda ne olacak yani? Zaten as oyuncuların oynamadığı bir yer. Yani Ferdi'nin sol açıkta ya da göbekte, ortada olması lazımken bekte oynuyor. Olası bir sakatlıkta tekrar sol tarafımızı kullanamayacağımız, kanat alsak neye yarar Aygün abi, doğru değil mi? Ya aslında... Yani Buruma tek başına ileride, yani olası bir sakatlıkta ne yapabilir? Anladım. Peki, ekleyeceğim başka bir şey var mı? Abi tekrardan iyi bayramlar. Sağ ol, iyi bayramlar. Kendine çok çok iyi bak. Tabii şunu da söyleyelim. Aroa, Willian Aroa da biliyorsunuz İstanbul'a doğru yola çıktı. Orta saha oyuncusu. Tabii orta saha çok yoğunlukta transferler yapıldı, bakalım. Allah sonumuzu hayır eylesin diyelim. Hala forvet transferi bekleniyor. Bir 1959 öncesiyle ilgili demin konuşuyorduk da, şimdi 1923'te kurulmuş Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhuriyet'in kuruluş tarihi itibariyle. O dönemlerden bu dönemlere baktığımız zaman 100 yıllık bir süreç. Önümüzdeki sene itibariyle baktığımızda 100 yıllık bir süreç. 59 öncesini kabul etmeyen bir Türkiye Futbol Federasyonu var. Ama tabii şimdi şunu sormak lazım. Aslında Nihat Özdemir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsaydı, bir basın toplantısı düzenleseydi, ona şu soruyu soracaktım. Sayın Başkan diyecektim. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde siz başkan vekiliyken bu 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili çalışmaları yaptınız. Siz yaptınız, Şekip Mosturoğlu yaptı, Sayın Aziz Yıldırım yaptı ve bunlarla ilgili dilekçelerin altına siz de imza attınız, verilmesi yönünde. Daha sonra seçim oldu. Seçimden sonra da Sayın Ali Koç göreve geldi. Sayın Ali Koç da o dönemdeki çalışmalar üzerine biraz daha detaylı çalışmalarla beraber Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da bunu dilekçeye gönderdi. O zaman kimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı? Nihat Özdemir'di. 1959 öncesi şampiyonluklarının verilmesi yönünde dilekçe imza atan Nihat Özdemir neden bu dilekçe imza attığını unuttu? O topu şimdiki yönetime attı. Şimdiki yönetim de topa girmiyor, açıkça söyleyeyim. Topa girmek istemiyor. O da bir sonraki yönetime bırakacağım diyor. Bırakmayı düşünüyor. Bu böyle devam edecek ama biz tartışmaya da devam edeceğiz. Yani hak yetenlerin, Metin Oktay'ların, Lefter'lerin, Basri Dirimli'lerin, Turgay Şeren'lerin, Can Bartu'ların gibi o isimlerin oynadığı tarihleri maalesef Türkiye Futbol Federasyonu kabul etmiyor. O dönemler gazozuna mı oynandı acaba, bilmiyoruz ki. Günaydın. Günaydın. Hayırlı bayramlar, tüm Müslüman aleminin kurban bayramını kutlarım. Teşekkürler. Kime görüşürüz? Sizin hoş geldiniz. De. Sağ olun. Valdebağ Tavsi Duran'dan İsmail. Buyurun İsmail, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi biz de iyiyiz. Bu an dün maçı da seyrettim 90 dakika. Yani şu Arda'yı seyretmek, inanır mısın? Bir Alex, yani bir Alex'ten daha iyi gibi yani. Alex'in hakkını yemeyin daha iyi. Tabii şimdi daha önünde çok yol var. Kat edecek çok yol, çok yol var. İnşallah elimizden kapmazlar. Yani şimdi tabii piyasa değerine baktığın zaman 10 milyon eurolar gözüküyor. Tabii Fenerbahçe'nin bir koymuş olduğu 17 milyon euroluk serbest kalma maddesi var ama bir yıl içerisinde 1500 dakikadan az süre içe görev alırsa sözleşmede yazan özel madde hemen devreye giriyor. 5 milyon euroya serbest kalıyor. Buyurun İsmail Bey. Evet. Şimdi Aygün abi bir şey söyleyeceğim. Bu İsmail yüksek. Yani seyrettiğim kadarıyla hazırlık maçlarında bir süper performans gösteriyor. Aynen doğru.
Yani hiç şans verilmedi ona, biliyorsun değil mi? Hiç şans verilmedi ona. Hiç şans verilmedi ama bu sene şans verildi, ama bakalım bu sene buna şans verilecek mi? Arka dörtlü çok iyi. Yani dün de maçı seyrettim, yani süper. Silmeyeceği olsun. Acaba Aro'ya geldiği zaman, İsmail kesilecek mi? Veya İsmail Aro'ya kesecek mi? William Aro'ya kesecek mi? Bakacağız. Bakacağız. İşte bu kadar orta saha transfer yapıyoruz ama hiç forvet yapmıyoruz. Sol bek yapmıyoruz. Az önce arkadaşın dediği gibi, taktikçinin dediği gibi. Evet, evet. Valla biz de düşünüyoruz. Bir de sesini duymak istedim. Sağ olun, razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ailenin de ellerinden öperim. Sağ olun, bir mukavim. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim, iyi bayramlar. Sağ olun, evet. Tabii bu bayram süresince de taksici kardeşlerimiz de yoğun bir çalışma içerisindeler. Onlar da ailelerinden uzakta çalışarak da görevlerini sürdürüyor. Onlara da şimdiden bir kez daha, bayramlarını kutlama. Allah yardımcıları olsun. Kolay değil. İstanbul'da taksi şoförü olmak, İstanbul'da araç kullanmak da, belki bu dönemde biraz yollarda rahatlık var ama normal şehir hafta işleri bayram bayram olmadığı dönemde hakikaten inanılmaz bir trafik var. O trafiğin içerisinde saatlerce mücadele vermeye çalışıyorlar, yoruluyorlar. Allah yardımcıları olsun. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Merhabalar, sevgiler, saygılar, hürmetler. Sağ olun. Ben Köln'den Fikret Aydın. Fikret Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol, uzun zamandan beri. Evet, Fikret Bey, yoksunuz. Neredesiniz? Vallahi ben çok aradım, aradım. En son dedim ki galiba Almanya'dan çıkmıyor, Avrupa'dan. Ümidi kesmiştim. Hayırlı bayramlar. Çok teşekkürler. Sizin nezdinizde bütün Almanya'da yaşayan bütün gurbetçi ailelerin, kardeşlerimizin, vatandaşlarımızla bayramını kutlamak istiyoruz. Buyurun Fikret Bey. Ya ben şey için aradım. Bu şimdi bu 1959 yıl öncesi var ya şampiyonluğu. Evet, doğrudur. Hı-hı. Şimdi bunu tersine çevirseniz, bu olayın içinde Galatasaray olsaydı, bu 9-10 şampiyonluk Galatasaray elde etmiş olsaydı o dönemden önce, bu kadar federasyon bu kadar bekler miydi? Bir şey diyemiyorum, yorum yapamıyorum. Yani çünkü futbol federasyonu biraz tarafsız olmak zorunda. Ya arkadaşım, çok zor bir şey değil ki Sayın Fikret Aydın. Çağırırsın kurulları. Nedir işte tarihçileri çağırırsın, spor hukukçularını çağırırsın. Dosya önündedir, doğru mu? Evet. Bakarsın, edersin. Ya oldu veya olmadı diye cevap verirsin. Olmuyor dersin, gönderirsin. Veya oluyor dersin, gönderirsin. Tabii. Şimdi ya da şu. Şimdi Galatasaraylılar ve Galatasaray taraftarları hepsi isyan ediyor. Ya olur mu 1959 önce? Tabii aynısı onlar üzerinde olsaydı bu isyanı yapacaklar mıydı? Bu sefer Fenerbahçeler isyan edecekti. Veya Beşiktaşlar isyan edecekti. Yani kulüp, yani hakikaten bu iş çözülecek gibi değil yani. Aslında çok kolay iş. Yani baksınlar, Avrupa'da her yerde futboldur yani. Bütün futbol aynı şeydir. Avrupa'da ilk günden beri şampiyonlar sayılıyor yani, kim olduysa. Bu yılına bakmıyorlar. Federasyon ne zaman kurulmuş, kurulmamış. Şeyde İngiltere'de öyle, Fransa'da öyle. Nedense bizim Türkiye'de maalesef. Maalesef diyoruz, maalesef. Hakikaten maalesef. Türk futbolu bitti. Evet, bitirdiler. Bitirdiler. Bizim de payımız var. Yani taraftar olsun, kulüp başkanları olsun, federasyon olsun, MHK olsun, VAR olsun. Yani sporun genel dinamikleri diyorsun. Bütün dinamikler el birliğiyle Türk futbolunu bitirdi. Marka değeri düştü. Tabii bir takım ilerlememesi için, bir şey yapmaması için o anda tabii ki futbolu bitirdiler yani. Peki. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Fikret Bey? Sağlığınız. Yine görüşebiliriz. İnşallah bekleriz. Benim biraz da bu aralar Köln'e gelmem zor ama Köln benim en sevdiğim şehirdir Almanya'da. Biliyorum. Biliyorsunuz zaten, bundan önce de konuştuk. Peki, çok teşekkür ederim. Belki de derneğimize gelirsiniz yani. Köln Fenerbahçeler Derneği'ne %100 geldim zaten, %100 uğrarım oraya. %100. Tamam, oldu. Kendinize bakın, oradaki arkadaşlara da sevgiler, saygılar. Aleykümselam. Tekrar iyi bayramlar. Evet, iyi ki Fenerbahçeli. Demiş ki forvet ne zaman geliyor abicim demiş. Yani aslında bu hafta içi bekleniyor. Net söyleyeyim. Fenerbahçe'de forvet çalışmaları gizliden gizliye yürütülüyor. Onu belirtmemiz de. Belirteyim. Charlotte'u demin zaten söylemiştik, biliyorsunuz. Ama tabii yani maça yetişmesi lazım. Yani Dinamo Kiev maçı öncesi. Şimdi tamam, Serdar Dursun gol attı, Berisha var, işte Ener Valencia var. Ya Ener Valencia'yı dün ben açıkçası söyleyeyim, beğenmedim.
Ya Serdar Dursun o pozisyon zaten önüne düştü, kafaya vurdu. Berisha zaten, yani Fenerbahçe'nin, belki Berisha'nın kariyerine baktığın zaman kariyerine bir laf söyleyemeyiz ama uymadı. Olmadı. Berisha olmadı. Serdar Dursun Fenerbahçe'nin bir numaralı forveti değil. Olamaz da. Ener Valencia aynı şekilde. Yani ya arkadaş, görünen köy kılavuz istemiyor. Bakıyorsun bugün sokağa çık. Günaydın. 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 Alo, günaydın. Bugün sokağa çıksanız, teşekkürler. Bugün sokağa çıksan, bir taraftara mikrofon uzatsan, 5 yaşındaki taraftara uzatsan, 85 yaşındaki taraftara uzatsan, desen ki ya Fenerbahçe'nin hangi transfer ihtiyacı var desen, ne der? Soruyorum size, ne der? Ne der? Forvet der. Forvet der. Kimle görüşüyoruz? Furkan, ben İstanbul'dan Beşiktaş taraftarıyım. Değil mi Furkan Bey? Yani bak, Beşiktaşlısınız, gene söylüyorsunuz, diyorsunuz ki Fenerbahçe'nin forvet ihtiyacı var diyorsunuz. Tabii ki yıllardır böyle, bence çözemiyor yıllardır bunu. Biz Beşiktaş olarak mesela herhalde son 5-6 sezondur bir Batshuayi. Hani o da yine kariyerli biriydi ama tutmadı. Tutmadı maalesef. Onun haricinde hep iyi forvetler getirdik. Bu sene yine iyi bir forvet aldık. Bir değil. Ben şunu soracağım. Bu 59 önceki şampiyonluklar, bu Fenerbahçe buna ilk itirazı ne zaman yaptı? İlk itirazı Fenerbahçe bu Aziz Yıldırım'ın bu incelemeleri başlatmadan önceki dönemde sevgili Bedri Baykam yapmış. Yanında biri daha var. Bir Fenerbahçe ya müzeden biri ya müze kurul başkanından. Yok, kaç yılında mesela, hatırlıyor musunuz? Vallahi hatırlayamıyorum tarihini. Ben bakayım internette. Bir bakayım Bedri Baykam. Ya ben merak ettiğim konu şu. Hani herhalde bir 5 sene olmuş mudur? Veya daha fazla. 10 sene diyelim. Geçmemiştir herhalde. Tahmin ediyorum. Şimdi 2010'da itiraz ettiğini varsayarsak, ya bundan önceki 50 sene neredeydiler? Hani neden bu kadar? Tamam, haklı. Sonuçta burada Beşiktaş'ın da hakkı var. Başka kulüplerin de hakkı var. Sadece Fenerbahçe özelinde söylemiyorum bunu. Bir hak varsa ortada, hani bunun 1923'ten baz alınması gerekiyor. 2014 abi. Yılında Bedri Baykam 2014 yılında 2014 yılında 8 sene önce başlamışlar. Yani 14 sene buradan var, 40 sene oradan var, doğru mu? 54 sene kimse bunun sesini çıkarmamış. Yani bu nasıl bir mantık? Sizce aklı eriyor mu yani? Ben bunu düşünüyorum. Hani sürekli dinliyorum ben Radyo Spor'u. Hep bu konuşuluyor mesela. Hani Ferruh Tanay'la beraber yapmış. Bedri Baykam. Ferruh Tanay'ın ismini unutmuştum ben. Özür dilerim. Fenerbahçe üzerinde söylemiyorum. Sonuçta burada sadece Fenerbahçe şampiyonluk mu? Burada bir şey söyleyeyim. Beşiktaş da şu anda başvuruda bulunsa, Beşiktaş da yıldızını alıyor, biliyorsunuz değil mi? Yok, başvurmasına gerek yok zaten. Bu onaylandığı zaman, örnek veriyorum, Fenerbahçe otomatikman alacaklar. Diğerleri de burada bildiğim kadarıyla işte Ankara Gücü'nün var, başka bir sürü kulübüm var. Doğru. Yani benim sorum sizin şu: 50 yıldır neden kimse o zaman sesini çıkarmamış, böyle bir hak varsa, böyle bir haksızlık varsa ortada? Ya son bir 10 senedir bu çalışma yapılmış, doğru. Bundan önceki dönemlerde neredeydiniz? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Bir şey diyemiyorum. Ya bu Fenerbahçe özelinde de böyle, diğer kulüplerde. Diğer kulüp özelinde de böyle. Şey gibi oldu. İşte Galatasaray 4 yıldızlı formaya giren, yani 4 yıldızlı oldu. İşte bizim de bu hakkımız, biz de bunu istiyoruz. Hayır. İşte bunu Beşiktaş mesela, bu iki şampiyonluk Avrupa'da mücadele ettiği için iki tane şampiyonluğu verildiği sene mesela. Cenk Koray dönemi. Evet. O zaman mesela keşke 1959'un öncesinde komple itiraz etseydi. Belki o zaman daha hızlı çözülecekti. Şimdi doğru, o zaman Beşiktaş belki bu işi daha önce yapsaydı, bununla ilgili müracaatını komple yapsaydı, belki de dediğiniz gibi şu anda bu konuyu konuşmuyor olacaktık. Yani o dönem 2003'te falan oldu diye hatırlıyorum ben. Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu. Doğru, 2003 senesi, doğru. Doğru. Yani hani kaç sene geçmiş aradan, hani orada veya Fenerbahçe bunu akıl edemedi mi, aklına gelmedi mi, ya bak hani Beşiktaş böyle bir şey yaptı, ya bizim de 59. şampiyonluklarımız var, biz de başvuralım. Tamamen şey gibi oldu yani, işte bir takım 4 yıldız oldu, işte biz de bunun üstüne gidelim gibi oldu. Neyse, ben iyi bayramlar diyorum, teşekkür ederim. Sağ olun, kendinize iyi bakın. Evet, ben bu ismi unutmuştum. Ferruh Tanay ile ilgili, Ferruh Tanay ile beraber Sayın Bedri Baykam bundan 8 sene önce başvuruda bulunmuşlar. Tabii bu başvuru TFF tarafından reddedilmiş. Neden reddedildiğini de söyleyelim. Bireysel başvuru olduğundan dolayı reddedilmiş.
kulüplerin kendisi başvurması gerektiği söylenmiş. Ondan sonra da zaten kulüp anlamında bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Aziz Yıldırım dönemi ve daha sonra da Sayın Ali Koç'la beraber de bu başvuru yapılmış oldu. Saatlerimiz 10.28'i gösteriyor. Dinleyicimiz var mı yoksa kısa bir araya mı gidelim sevgili Hakan? Var mı? Günaydın. Günaydın abi. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Her yerden Gökhan Bey abi. Hayırlı buyurun. Bayramlar. Gökhan Bey iyi, hayırlı bayramlar size de. Nasılsınız, iyi misiniz? Abi. Teşekkürler. Çok iyi abi. Siz nasılsınız? Sağ olun. Buyurun Gökhan Bey. Adam biraz heyecanlıyız galiba. Biraz heyecan var. Biraz değil de sinir var abi. Yani bu 59. sene bizim tek sorunumuz şu an Yıldız mı abi, Allah'ını seversen. Türkler, şu Türkiye'nin düştüğü. Yani, gruplara bakın. Avrupa'da takımımız yok. Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynuyoruz. Yani şu an tek sıkıntımız bu mu yani bizim ya, Allah aşkına? Sıkıntılarımızdan biri bu. Ya abi şöyle bir şey var. Yani 10 tane önce, sıkıntımız önceki, varsa bu 10 taneden bir tanesi de bu. Az önceki arkadaş ne güzel konuştu yani. Galatasaray 4. yıl zamanına kadar böyle bir hiçbir şey yoktu ama Galatasaray aldıktan sonra hani bizim niye bir şampiyonluklarımız verilmiyor? Bir de geçmişte 5-5 örneği var. 2 yıldızını aldığı için. Biraz oradan tabii şey oldu. Şimdi bir kulübün bununla ilgili bir hakkı varsa hakkını savunması, hakkıyla ilgili başvuruda bulunması doğru değil midir? Doğru olabilir ama şöyle 1959 yılında tescil edilmiş bir lig varsa onun önceki şampiyonluklar bana göre sayılmaz ama tabii kimine göre değişir. Ben bir Galatasaray'da olduğum için söylemiyorum. Hani Galatasaray'ın da olsaydı ben Galatasaray'ın da şu an savunmazdım ama yani gerek yok böyle şeyde. Peki 1923 ile 59 yıl arasında oynanan maçlara ne maçlar edeceğiz o zaman biz? Ama o zamanki şu ankiyle bir değil ki o zaman 6 takımlı, 7 takımlı, 8 takımlı şampiyonluklar vardı yani. Tamam da yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani o dönemler gazozuna mı oynandı? Gazozuna oynamamış olabilir. Kupası genel müzesinde var mı Fenerbahçe'nin? Var. Tabii ki var. Yani bunu kupan varsa başvurunu yaparsan ama bunu sürekli dile getirmek insanlar artık bıktırıyor yani. İşte onu zaten anlatıyoruz zaten bak ne kadar yani güzel şimdi, bir şey söyledin aslında. Yani bunu federasyon bilir. Ben şimdi mesela Aygün abi senin yayını açtığın zaman Fenerbahçe'ye kim gelmiş? Beşiktaş'a kimi almış? Galatasaray'a kimi transfer etmiş? Ben bunu denemek isterim doğru. Yani. Ben sürekli yıldız konuşmak istemiyorum. Duymak istiyorum ki. Doğru. İşte ama bunu noktaya getiren kulüpler değil ki sevgili kardeşim. Bunu bu noktaya getiren Türkiye Futbol Federasyonu. Yok tabii doğru ya. Ben o konuda size katılıyorum. Ya, tabii ki federasyon. Ya, federasyon ama ne yapacak? Diyecek ki kardeşim diyecek. Verdik veya vermedik. Konu kapandı. Yani yıllardır Galatasaray'ın önünde şampiyonlukları varken Fenerbahçe'nin Galatasaray 4 yıldız aldıktan sonra bu dile gelmesi bana göre saçma. Hakkı varsa tabii ki savunsun. Ama dediğim gibi ben yani seni çok sevdim dinliyorum abi. Hemen her gün de dinliyorum. Yani çünkü o zamanla bağlanmaya çalışıyorum. Mesela atmaya çalışıyorum. Ama ben hani transfer dönemini transfer dönemini demek istiyorum. Doğru. Hani, gene biz elimizden geldiğince biz gene şahsi düşüneceğim. Tabii. Tabii Gökhan kardeşim bu senin tabii şahsi düşüncen. Tabii ki biz gene de elimizden geldiğince son dakika gene transferleri vermeye çalışıyoruz. Onu da belirtelim. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Gökhan kardeşim. Sağ ol sana da iyi bayramlar diliyorum. Kısa bir ara veriyoruz. Bugün 10.50'ye kadar telefon alacağız. Yani 11.10 kalaya kadar telefon. 11.10 kaladan itibaren de Fenerbahçe'de bugün bayramlaşma var. Başkan Ali Koç bayramlaşma törenine gidecek. Orada konuşmalar var. O detaya gireceğiz. Transfere gireceğiz. Ve tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu MHK kurullarla ilgili çok önemli gelişmeler var. Programın ikinci bölümünde de Ömer Faruk Ünal hocamıza bağlanacağız. Bizden ayrılmayın. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, ters köşe tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan da Adana Demirspor Başkanı Sayın Murat Sancan açıklamalara da bakıyorum. A-Spor açıklamalar yaptı biliyorsun hakikaten. Adana Demirspor olarak da şunu söyleyeyim. Onyekuru transferi bence iyi bir transfer. O dönemlerdeki Onyekuru ile şimdiki arasında biraz fark olabilir ama ben Adana Demirspor'da Onyekuru'nun çok iyi işler yapacağına inanıyorum. Onu da belirteyim. Gelen mesajlara bakalım. 0212-363-0434 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylüyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Bir son dakika gelişmesi daha var. Onu zaten okuyacaktım. Thiago Çukur Fenerbahçe'de Watford'la prensip anlaşması sağlandı. Genç forvet bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Detayına geleceğim ama iki tane mesaj var. Oğuzhan Gündoğan. UEFA Real Madrid'in şampiyon Kulüpler Kupası'nda sayarak 14 kez Şampiyon Ligi şampiyonu olduğunu kabul ediyor. Ama TFF ne mantıkla 59 öncesi şampiyonlukları kabul etmiyor? Anlaşılır gibi değil demiş Oğuzhan Gündoğan. Günaydın. Alo.
Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? İzmir'den Mustafa ben. Buyurun Mustafa, hoş geldiniz. Kendim de hukukçuyum aynı zamanda. Aynı zamanda Galatasaray taraftarıyım. Mustafa Bey, hukuki anlamda nasıl, nedir bu sıkıntı? Nasıl çözülür bu sıkıntı? Hukuki anlamda ben de yorum yapacağım. Buyurun. Şöyle. Ben de çünkü dün bir iki hukukçuyla görüştüm. Ben de onların aldığı bilgiyi sizle paylaşırım. Buyurun efendim. Ben öncelikle başvuru üzerine yorum yapmak istiyorum. Eğer ki bir başvuru varsa ve esastan reddedilmişse aynı yönde esastan red yok. Şu var. Esastan reddedilmesi, içeriği bilmiyorum. Hayır, şunu söyleyeyim. Oradaki reddin sebebini hiç kimse söylemedi. Ben söyleyeyim mi size? Buyurun. Bireysel başvuru yapıldığından dolayı reddolmuş. Yani ben az önce sizi dinledim. Ne söylediğinizi biliyorum. Hı-hı. Eğer ki o dediğiniz gibiyse yeni bir başvuru evet yapılabilir. Ama eğer ki esastan içerik olarak reddedilmişse burada tekrar bir başvuru yapılamaz. Buna ilişkin eğer ki esastan reddedilmediyse bir başvuru da şu anki yeni başvuru üzerinden değerlendirme yapayım. Şimdi ortada bir başvuru var ve buna bir cevap verilmiyor, öyle değil mi? Federasyon tarafından. Doğru. İdare hukuku açısından değerlendirme yapıldığı zaman bu normalde zımni red olarak kabul edilebilir. Ve buna yönelik hukuki yolları değerlendirebilir Fenerbahçe Kulübü normal şartlarda. Ama eğer ki zımni red olarak kabul ettik diyelim, Fenerbahçe'de hiçbir şey yapmadı. Daha sonrasında federasyon yine bir açıklama yaparsa, başvuru reddedilmiştir diye yeni bir açıklama yaparsa, Fenerbahçe'nin itiraz süresi yine devam ediyor olacak. Durum bu şekilde açıkçası. Şunu söyleyeyim. Dün ben bir iki kukuşuyla konuştum. Sizin görüşünüzü alıp onları da söyleyeceğim. Diyelim ki Fenerbahçe Spor, zaten bu sene değil, bu sene bu tartışmanın neden yapıldığını anlamış değilim. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç dedi ki 2023-2024 yılında giyeceğiz bu 5 yıldız formayı dedi. Daha bu sene giymiyor Fenerbahçe. Bu sene forma, Fenerbahçe'nin formasında yıldız yok. Yıldız formaya çıkacak. Şunu soruyorum. Diyelim ki Fenerbahçe 2023-2024 yılında 5 yıldızlı formayla sahaya çıktı, ne olur? Ben o konuda da yorum yapacaktım. Ben 2023-2024 duyumunu almamıştım açıkçası, öyle bir şey duymamıştım. Ben yeni sezonda 5 yıldızlı formayla sahaya çıkacaklarını sanıyordum. Ama buna ilişkin zaten federasyon başkanı da açıklama yaptı. Futbol disiplin talimatına göre karar veririz dedi. Disiplin talimatına vakıf değilim. Her biri ayrı bir hukuk konusu olduğu için. Uyarı, ihtar, para cezası. Uyarı, ihtar, para cezası. Başka bir şey yok. Maksimum ceza bunlar mıymış? Evet. Başka bir ceza öngörülmüyormuş talimatta. O zaman yapacak bir şey yok. Fenerbahçe'de gözünü karartacak, para cezası alacak. İhtarı. Uyarı alacak, ihtar alacak, para cezası alacak. Bunu şöyle söyleyeyim. Bunları göz alacak. Tabii. Formaya çıkacak sahip. Tabii. Mustafa Bey dedim, yanlış hatırlamıyorum değil mi? Mustafa Bey, yıllar önce Beşiktaş Kulübü bu yıldızı aldığı zaman Fenerbahçe o dönemde üzerinde yıldızları çok olan bir formayla sahaya çıktı. Hatırlıyorum. Hatırlıyorsunuz değil mi? Para cezası aldı. Ya orada bir açıklık var. Hukuki anlamda bir açıklık var orada federasyon şeyinde. Yani uyarı, ihtar ve para cezası, başka bir şey yok. Ben kendi görüşümü de söyleyeyim. Hani bir hukukçu olarak değil, bir vatandaş olarak görüşümü de söyleyeyim. Ben dediğim Galatasaray taraftarıyım. Ben şunu doğru bulmuyorum. 59 öncesi neredeydi? Yaklaşımı doğru bulmuyorum. Size az önceki hani şey dediniz ya az önce. 59 ile 23 arası gazozuna mı oynadı? Meselesi için değiniyorum. Bizim de o dönemde önemli yıldızlarımız, efsanelerimiz oynadı. Evet, evet. Ben evet. Bunu inkar etmiyorum. Bunu kimse inkar etmiyor. Ama oradaki husus sadece şu. Profesyonel ligin kurulmasından itibaren var olan şampiyonluklara yönelik bir yıldızlandırma prosedürü var ve buna göre bir para paylaşımı var. Yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'nin derdi sadece yıldız da değildi. Orada para paylaşımından yok. Fenerbahçe'nin yapmış olduğu paylaşımda para kısmı yok. Sadece yıldız var. Ben geçen Ali Koç'un açıklamalarını okumuştum bir yerde. O şekilde hatırlıyorum. Yok. Daha öncesinde yaptığı bir açıklamaya istinaden söylüyorum. Bunu yeni yapmış. Yeni değil. Ben olaya çok vakıf biriyim. Sadece Sayın Başkan parayla ilgili kısım yok diyor. O dönemdeki paralarla falan bizim işimiz yok. Biz sadece yıldızla ilgili başvuruda bulunuyoruz diyor. Yani o dönemde puan paraları yok, şampiyonluk paraları falan anlamında hiçbir beklenti yok. Onunla ilgili zaten başvuru yok. Bilginiz olsun. Şunu kastediyorum. Şimdi para paylaşımı şu an neye göre yapılıyor? Var olan şampiyonluklara göre yapılıyor. Yayıncı kuruluştan gelen parayı kastediyorum. Anladım. Oradaki var olan mevcut şampiyonluklar sadece benim görüşüm.
59 ile 23 arasında, 23 ile 59 arasında oynanan liglerde siz de biliyorsunuz ki bazıları 3-5 takımla oynanmış. Milli küme şeklinde 5-6 takımla 2 hafta 1 ay süreli oynanan ligler de var. Ben kendi adıma bunların şampiyonlukların reddedilmesini falan istemiyorum. Ben burada Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kimse inkar etmez. Ama sadece profesyonellikle bir tutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda yorumlarımı bu şekilde dile getiriyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Size de tekrar iyi bayramlar diliyorum. Evet. Sağ olun. Çok mersi. Tabii burada hukuki anlamda da bazı sıkıntılar var mı? Bakacağız, göreceğiz. Zaten bu konunun şimdiden tartışım açılması da çok komik. Fenerbahçe Spor Kulübü 2023-2024'te giyeceğim dedi. Fakat biz şimdi bir yıl önceden bu konuyu tartışmaya açtık. Demek ki bu senenin konusu bu olacak. Belli oldu. Tamamen bunun üzerinden gideceğiz. Ya zaten diğer konularımız büyük ihtimalle inşallah bu sene iyi bir MHK var odasını açacağız diyor. Başkanlara oradan görüntüleri görecekler diyor. Bence var odasını açmak önemli değil Sayın Mehmet Büyükekşi. Var konuşmalarını kulüp başkanları dinlesin. Bunu yapabilirsiniz. Kulüp başkanları itiraz ettikleri maçlarla ilgili bence eğer adaletliyiz diyorsunuz, dürüstüz diyorsunuz, yepyeni bir sayfa açıyoruz diyorsunuz ya. Bence diyelim ki X bir maç atıyorum Beşiktaş Galatasaray maçı diyelim veya Beşiktaş Trabzonspor veya Fenerbahçe Galatasaray herhangi bir X maçta inanılmaz hakem hataları oldu. Diyelim yeni dönemde. Şimdi bunu daha önce yaşadık. Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi Türkiye Futbol Federasyonu'na gitti. İşte Sergen Hoca'nın da açıklamaları var. Yayıncı işte görüntüyü silmiş, milmiş, izleyemedik falan filan muhabbetleri yapıldı. O dönem hatırlarsınız. Bugün hatırlamayanlar Google amcaya girdiğinde baktıkları zaman görürler. Bence burada yapılması gereken en güzel şeylerden bir tanesi çok bariz hakem hataların yapıldığı. Artık yani hakikaten yani inanılır gibi değil hataların yapıldığı. O pozisyonlarla ilgili bence kulüpler itiraz ettiği zaman VAR konuşmaları kulüplere gönderilmeli. Hadi dinletmiyorsunuz, onun bir yazılı döküm halinde gönderin. Ne oluyor, ne bitiyor, ne konuşulmuş? Onları bir gönderin. Günaydın. Günaydın, iyi günler Aygün abi. İyi günler, teşekkürler. Kime görüşüyoruz? Antalya Manavgat'tan Uygar Üreğen. Buyurun Uygar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Öncelikle iyi bayramlar dilerim. Sağ olun size, iyi bayramlar. Teşekkürler. Ya ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Hı-hı. Şimdi ben iki şeye değineceğim. Bir 59 öncesi. Bir de 59 sonrası mı? Yok yok. Hı. 59 öncesindeki şampiyonluklarda ben Fenerbahçe'yi haklı buluyorum. Hı-hı. İtirazını da haklı buluyorum. Ama şöyle bir şey var. Samimiyetsiz buluyorum haklılığında. Ne buluyorum dediniz? Samimiyetsiz anladım. Hı. Evet, samimiyetsiz şundan dolayı samimiyetsiz. 1907'de kurulmuş bir takım 1907'den itibaren niye istemiyor yani? Veya 1903'ten 1905'ten. Anladım. Anladım. Yani şimdi dediniz ya siz Metin Oktaylar, Basri Dirimliler, Turgay Şenler. Evet, Turgay Şenler. Bunları yok mu sayacağız? Bu takımların kurucularını yok mu sayıyoruz o zaman? Hı hı. Ali Samiyen'i veya Fenerbahçe'nin kurucusunu. Hani siz demiştiniz ya 1923-59 arası Gazozuna mı oynandı? Hı hı. Bu benim görüşüm. Bakın bu benim görüşüm. Bu 1923'ten öncesi de Ciklet'ine mi oynandı acaba? Çok merak ediyorum. Anladım. Peki. Çok teşekkürler. Buyurun. Kusura bakma sana, bir de bir şey söylemek istiyorum. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Hı hı. Ben bir kurum ismi verebilir miyim? Aspor. Vermeyin çünkü. Tamam. Özür dilerim. Estağfurullah. Ben bir kurumdaki Galatasaray yorumcularından acayip şekilde rahatsızım. Siz Aygün Özipek olarak bir Fenerbahçelisiniz. Bizim hakkımızda iyi veya müsbet veya menfi, kötü, iyi konuşabilirsiniz, şey edebilirsiniz ama siz öyleyken dikkat ediyorsunuz Galatasaray hakkında, Galatasaraylı oyuncular hakkında yorum yaparken, transferler hakkında. Ama nedense bizim Galatasaray yorumcuları, özellikle o kanaldaki, bizim oyuncumuz transfer oluyor, niye 4 yıllık anlaşma yapıldı? Transfer oluyor, hemen
öteki yani öteki oyuncuların ya şimdi, aldığı... Anladım ben. Bak şunu söyleyeyim mi? Şimdi bazı isimler geçiyor. Ben kanal ismi söylüyorum. A kanalı, B kanalı, C kanalı demiyorum size. Başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi Fenerbahçe bir futbolcu alacak diyelim. Hemen başlıyorlar. Efendim o topçu mu alınır mı kardeşim? Ya bir çöp muhabbetine getirilmeye çalışılıyor. Aynı şekilde Beşiktaş, Galatasaray aynı şekilde de. Yani daha futbolcuyu görmeden, etmeden, ne yapacağını bilmeden, daha imza atmadan maalesef çok kötü yorumlar yapılıyor. Ha futbolcu gelir, imzayı atar, çıkar bir 5-6 hafta, 8 hafta. Ondan sonra dersin ki konuşursun, yorumunu yapar. Ama daha adam imza atmamış. Görüşmeler devam ederken bu tarz yorumların yapılması yanlış. Abi bizimkiler yorum, adam direkt en son... Oyuncu da niye 4 yıllık? Daha anlaşma daha imza atılmamış. Niye 4 yıllık yapılıyor? Ben bunu şey edemiyorum falan filan pişmeken. Hemen saçı inanın size yakında bizim oyuncu transferinde bizim o yorumcular var ya 3 tanesi. Saçı kıvırcık diye oyuncuya itiraz edecekler. Yakında hiçbir şey bulamazlar. Da. Bu adamın saçı kıvırcık bunun Galatasaray'a yeri yok diyecekler herhalde. Peki çok teşekkürler. Son olarak da dost acı söyler. Fenerbahçe'nin kesinlikle bir forvete ihtiyacı var. Bu dün akşam izlediğim takım inanın yani ben Dinamo Kiev'i iki maçta da 0-0 biteceğini düşünüyorum. Ya bunu kalben söylüyorum ben bir Türk olarak ben Fenerbahçe'nin turu atlamasını istediğim için bu takım yani bu forvetsiz mümkün değil. Bir de o sizin yani o oyuncu var ya Arda Güler ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam ona en az 200 milyonluk çıkış maddesi yazarım 200 milyon euroluk. Değilse o çocuk yani 20'ye de verirler 50'ye de verirler. Peki. Çok... Yani inan kardeşim olsun onun kadar iyisini ben daha görmedim. Peki çok teşekkürler kendinize bakın. İyi günler. Sağ olun çok mersin. Yasin Nacak merhaba abi günaydın iyi bayramlar. Charlotte'la ilgili sıcak gelişmeler varmış bir duyumum var mı? Demin söyledim görüşmeler devam ediyor. 8 milyon euro gibi bir teklif var Fenerbahçe'nin. Bu paraların tabii ödenme ödenmeme nasıl ödenecek tarzı konuşmalar yapılıyor. Ama dediğimiz gibi sıkı bir şekilde de pazarlıklar devam ediyor. Son dinleyicimizi alıyoruz. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Son dinleyici günü güzel kapatalım. Buyurun. Antalya'dan Mehmet Kaya ben. Buyurun Mehmet Bey. Twitter'dan size mesaj da atıyorum. Doğrudur biliyorum görüyorum. Mehmet Kaya 1907 olarak. Doğru Mehmet Kaya 1907 buyurun Mehmet Bey. Evet herkese iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkürler. Her şeyden önce. Son katılan iki dinleyiciye cevap vermek için bağlanmıştım. Buyurun. Öncelikle Türkiye'de profesyonel futbol 1923 yılından itibaren başlamış doğru, oluyor. Doğru. Yani bir tanesi demişti ki 1907, 1903, 1905 evet, anlamında söylemiştim. Evet. Hı-hı. Yani onları baz alırsak en çok şampiyonluk Fenerbahçe'de. Öncelikle bunu iletmek istiyorum. Bir de avukat bir beyefendi katılmıştı galiba. Tabii ki. Hem doğru. Bu arada biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Belli oluyor zaten ses tonunda. Evet. Evet. Bir de bizim için önemli şeyler bunlar Aygün Bey. Ya ben şimdi hukukçu olarak dün ben Fenerbahçe'nin uzun yıllar hukuk işlerini yapmış olan, Futbol Federasyonu'nda görevli olan, dönemlerde görevli olan, bazı kurullarda görevli olan bir hukukçuyla konuştum. Evet. Yani şimdi bu şöyle söyleyeyim. Forma tescil gidiyor biliyorsunuz federasyona evet, sezon sene başı. Formaya bakıyor işte üzerinde armaya bakıyor, ona bakıyor, buna bakıyor falan filan ona göre tescil ediyor. Doğru mu? Evet. Doğrudur. O tescil edilen formada mesela işte 5 yıldızı göndersen tescil etmeyebilir. Ama sen yıldızsız gönderip yıldızı çıkarsan ona bir şey yapamıyor. Şöyle yapamıyor. Önce ihtarda bulunuyor, uyarıda bulunuyor. Sonra para cezaları kesiyor. Evet. Yani büyük ihtimalle Fenerbahçe önümüzdeki sene bu para cezalarını göz önüne alarak evet, formayla çıkacak. O formayla evet, zaten çıkacak. Başkanımız bu sezon için söylemedi bunu. Önümüzdeki ben de onu anlamadım. Yani. Bunun üzerine çizdi yani. Ya ben onu anlamadım. Ben o basın evet, toplantısında vardım. Hatta şunu söyleyeyim. Aslında bu sene yetişseydi olacaktı. Formalar evet, biliyorsunuz erken basılıyor. Biliyorsunuz firmalar uzunca bir süre o baskıyı bekliyorsunuz. 10 tane 20 tane yapılmıyor. Binlerce, yüz binlerce forma yapılıyor. O 5 evet, yıldız yetişmediğinden dolayı 2023-2024 dedi. Yetişmiyor şu anda dedi. 2023-2024'te yapacağız dedi Sayın Başkan. Evet. Yani bir de şöyle bir şey var. Yani kendi yıldızlarını da inkar ediyorlar. Yani 1959 öncesinde Metin Oktaylar. Turgay abi. Yani, rahmetli Turgay Şener. Yani evet, Turgay Şenerler. Yani bunlar boşa mı oynadılar? Boşa mı
ter akıtlar o futbol. Eğer sen o dönem, ben hep bunu söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu o zaman 59 öncesi elde edilen o milli takımın elde edilen kupaları o resimleri kaldırması gerekiyor o zaman oradan. Aynen. Oradan kaldıracaksın o zaman. 59 sonrasını koyacaksın oraya. Yani o da var. Bir de başkanın açık çağrısı var. İstediğiniz platformda oturalım, konuşalım. Konuşalım. Evet. Tartışalım. Yani belki başkan ikna edecekler, haklısınız diyecek. Anlatabildim yani, demek istedim yani. Yani dünyadaki ülkeler Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kabul etmiş. Türkiye'de en çok şampiyon olan Fenerbahçe demişken. Yani bizde bu niye tartışılıyor? Ben çok şaşırıyorum. Evet, Türk futbolunun başka sorunları var. Yani devamlı Türkiye Futbol Federasyonu seçemeyen bir ülkeyiz. En büyük sorunumuz bu. Bunlar tartışılması gerekirken bunları tartışıyoruz maalesef. Fazla da vakit almak istemiyorum. Günün son katılımcısı olarak teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Antalya'ya tekrardan sizi bekliyorum. Daha i̇nşallah. Da inşallah. Sağ olun. Çok teşekkürler. İnşallah. Görüşmek üzere. Sağ olun. Kendinize bakın Sayın Mehmet Kaya. Sağ olun. İyi günler. İyi bayramlar şimdiden de size de. Evet, biliyorsunuz Fenerbahçe kulübünden az önce bir açıklama geldi. Kulübümüz İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Thiago Çukur'un transferi için oyuncunun kulübüyle prensip anlaşmasına varılmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir diye son dakika gelişmesinde vermiş olalım. Kısa bir araya giriyoruz. Aradan sonra artık telefon almayacağımızı belirtelim. Ters köşe devam edecek. Bizden ayrılmayın. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, ters köşe tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray biliyorsun yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a yenilmişti. Bazı oyuncular performanslarından dolayı sınıfta kalırken bazıları da alkış topladı. Özellikle genç oyuncuların sahne alırken Hamza Yiğit Akman, Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Yiğit Akman'ın da çok iyi bir performans sergilediğini söyleyebilir. Evet, bugün Fenerbahçe'de bayramlaşma var. Şu an tabii Kalamış tesislerine doğru gidiyoruz. Faruk Ilgaz tesislerine gideceğiz. Hattımızda Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı sevgili Süleyman Arat var. Dün Sayın Süleyman Arat da Hull City maçındaydı. Bir yandan da onu da yorum alacağız. Önce oradaki bir atmosfere bakalım. Sevgili Arat, nedir Faruk Ilgaz'daki son durum? Biraz seni ters köşe yaptım ya Aygün, gidemez. Programına ters kalacak. Ters köşe ama biliyorsun. Evet, o yüzden zaten. Hep ben bir ters köşe yapacağım. Evet, dün gece çok geç geldim. Çok da yorgun hissettim kendimi. O yüzden bugün bayramlaşma törenine gidemedim açıkçası. O yüzden özür diliyorum. Sen de önceden haber vermediğim için. Hayır, şunu sana söyleyeyim. Çünkü olay nerede? Süleyman Arat orada. Yani evet, söylemesen bile ben senin orada olduğundan emindim. Vallahi gerçekten gidemedim bu yorgunun üzerine. Çünkü iki de falan evde olduk. Maçın bitişi tabii. Maçın bitişi, maç sonu. Çok geç oldu, evet. Maç sonu organizasyonlar. Peki şeyden başlayalım. Hull City maçından başlayalım. Nasıl buldun takımı? Vallahi tabii Fenerbahçe halen eksikleri olan bir takım. Ama çok iyi sinyallerin verdiği bölgelerde mevcut. Yani mesela golcünün olmaması dün akşam maç boyunca kendine inanılmaz derecede hissettirdi. Yani ilk yarıda da ikinci yarıda da Fenerbahçe'nin aradığı bitirici vuruşları yapacak golcünün olmaması. Yani 2017'den bu yana böyle bir oyuncunun bulunamaması dün akşam da kendini sahada hissettirdi. Onun haricinde tabii iyi sinyaller olarak da İsmail Yüksek ve Arda Güler'i de muhakkak altını çizerek belirtmek lazım. Yani Allah nazarlardan saklasın, gerçekten geleceğin yıldızı iki oyuncuyu tekrar dün akşam ışıltılar altında seyrettik. Çok beğendim ikisini de. Muazzam oynadılar. Ama mesela İsmail Yüksek'in şu an yedeğinin olmaması, hoş oraya bir ara transferi yapıldı ama şu an için dünkü maç için geçerliydi o. Crespo sakatlıktan çıktığı için tam manasıyla randımanlı olmadığı için yalnız kaldı İsmail Yüksek ama Arda Güler her maçta ne zaman oyuna girdiyse hem taraftarı coşturuyor, hem maça bir renk katıyor ve enerji katıyor, hem de galibiyetin kilidini açacak hamleler ve o ruhu getiriyor sahanın içine. Geçen sene son 13 maçta da böyleydi hatırlıyorsan. Evet. Tribünlerin dolması, İsmail Kartal'ın başarılı olarak ortaya çıkması, takımın coşması. Hep Arda'nın o taraftarı fişeklemesi, sahaya girer girmez taraftarın coşkuyla
Arda Güler, Arda Güler diye bağırmasıyla her şey iyiye doğru evrildi. Dolayısıyla bu sene de bu devam edecek gibi, bu film devam edecek gibi gözüküyor. Ama o kadar başarılı ve o kadar yetenekli bir oyuncu ki Fenerbahçe bu oyuncuyu daha ne kadar tutabilir onu da ayrıca bir kenara koyup bir masaya yatırmak lazım. Ben önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa'nın çok önemli, çok büyük kulüplerinin Arda'nın transferi için sıraya kuyruğa gireceklerini düşünüyorum. Yani çok çok zirvelerde düşünüyorum ben Arda'yı. Tabii yani orada Manchester'larda, Real Madrid'lerde, Barcelona'larda görüyorum. Böyle ara takımlar olacağını hiç zannetmiyorum. Ne bileyim Leipzig gibi, ne bileyim işte Dortmund tabii çok önemli bir takım ama tabii yani diğer skala olarak. Genç anlamda, gençler önem verme anlamda. Ajax gibi, Dortmund orada, gibi, Schalke gibi takımlar yerine sen daha üst klasmanlarda. Evet, çok daha üst klas takımlarda onların şeyine gireceğine, kadrosuna gireceğine orada ağır ağır takıma girerek çok büyük, dünya çapında çok büyük, hepimizin gurur duyacağı bir oyuncu olacağını inanıyorum. Allah nazarlardan saklasın. İnşallah bir aksilik olmaz ve bu çocuk yürür gider. Türkiye'nin gururu olur. Tabii şimdi yapılan transferler de var aynı bölgelere. Mesela İsmail Yüksek'in durumu ne olacak? Arda oynayabilecek mi gibi. Fenerbahçe taraflarının da kafasında Lincoln Henrique var. İşte William Aroa geliyor. Yani bu anlama baktığımız zaman acaba bu iki futbolcunun kullanılmama durumu veya kullanılma durumunu sen nasıl görüyorsun? Oynatılma oynatılmama anlamında. Şöyle söyleyeyim ben. Hani bazı futbolcular vardır. Yaşından büyük gösterirler. Mesela bazı futbolcular da vardır. Yaşını gösterirler. Bazıları da yaşından küçük gösterirler fiziki kemik yapısı anlamında, fiziki durumu anlamında. Mesela Arda Güler gerçekten 16-17 yaşında bir çocuk görünümünde. Yani kampta olsun, maçlarda olsun yanımızdan geçiyor. Böyle yani benim yeğenim gibi küçücük bir çocuk görüntüsünde. Dolayısıyla da onu 90 dakika oynatıp kendinden 5-10 yaş büyük oyuncuların arasında ezmek çok akıllıca değil. Bence en akıllıca kullanmak onu şu an için fiziki yapısıyla alakalı. Şu an için onu bu şekilde kullanmak en akıllıcası. Yani son 15 dakikalara, son 20 dakikalara ezdirmeden sakatlanma riskini de minimuma indirerek Arda'yı kullanmak en akıllıcası. Fenerbahçe de geçen seneden bu yana böyle yapıyor. Mesela buna bir örnek şey olarak verebilirim. Bu Avusturya kampında İshak yanımdan geçti benim. Hani böyle boynum tutuldu suratına bakarken. Dağ gibi bir çocuk, Allah nazardan saklasın maşallah. Dağ gibi bir çocuk ama yani Arda'nın yeteneği de onda yok. Yani kalıplı, kendi yaşının 5 yaş üstünü gösteriyor yani İshak. Ama Arda'yı öyle diyemiyorum işte. Arda böyle daha minyon tipli, daha böyle yaşını tam gösteren, hatta yaşından da bence bir yaş küçük gösteren bir henüz çocuk. Dolayısıyla ağır ağır gelişecek. Ben bu senenin yani ikinci döneminde fiziken de çok daha iyi noktaya geleceğine inanıyorum. Çünkü böyle yaşlarda biliyorsunuz bir ay, iki ay bile çok önem taşıyor. Evet. Hani bebeklikte bir çocuğu görürüz. Ne bileyim 3 aylıktır. Bir ay sonra görürüz. Aa ne kadar büyümüş deriz, değil mi? Ne kadar gelişmiş deriz. Bir ay bile çok önemlidir. İşte bu yaşlarda da böyle 6 aylar, bir seneler çok çok önem taşıyor. Tabii 23 yaşındayken 23,5'ta gördüğümüz insanda çok büyük farklar fark etmiyoruz ama bu yaşlar kritik yaşlar. Dolayısıyla ezmemek, onu büyüklerin arasında sakatlanma riskiyle baş başa bırakmamak gerekiyor. Fenerbahçe de en doğrusunu yapıyor. Onu idareli kullanıyor açıkçası. Dün mesela kenarda ısınırken stadyum inliyordu. Maçı seyretmiyor insanlar. Arda Güler, Arda Güler de diye bağırıyorlar. Nitekim Jesus onu çağırınca eliyle ooo diye bütün stat ayağa kalktı. Ve Arda Güler oyuna girdi. O dakikanın itibaren herkes sadece Arda Güler'i seyretmeye başladı. Ben de dahil olmak üzere. Bütün duran toplara koşuyor, kornerleri atıyor, frikliklere vuruyor. Dolayısıyla aralara giriyor böyle alverler yapıyor. Bir anda maça bir renk getirdi. O donup giden yani ben ya, haberimi yazıyorum. Ne yazacağımı bilemiyorum açıkçası. Çok kötü bir yani maçtı ya Süleyman. Ben evet, ilk, yani maçtı. Hakikaten. Aynen onu söyleyecektim ben de. Yani ne yazacağımı bilemiyorum. Ne desem diyorum yani. Dostça bitti mi desem diyorum. Filmden mi desem diyorum. Ama birden arkadaşlarım da yan yana oturuyoruz. Birisi dedi ki ya hakikaten maç dedi. Arda girdikten sonra farklı bir şeye büründü dedi. Hop. Oradan aklım hemen başlık yerde. Arda'dan önce, Arda'dan sonra diye. Yani gerçekten dünkü maçın Arda'dan öncesi ve Arda'dan sonrası vardı. Yani bir anda her anlamda oyuna renk getirdi. Ama sadece bu maça dair değil bu. Geçen senede son 13-14 maçta da her maça girdiğinde, her oynadığında maça bir renk getiriyor. Bir kere taraftarlar onun oynamasını istiyor. Onun sahada görülmesini istiyor. İnsanlar onu görmek istiyor. Çok seviyorlar. Her takım taraftarı seviyor. Hiç unutmuyorum 6-0'lık Rize maçında Rize Spor o maçı kaybettiği için küme düşüyor. Ama Rize Spor taraftarı
Arda diye inledi yani. O kadar normal mi yani bu? Bir takım düşüyor ve orada ne Arda'yı görür gözü, ne rakip takımın Avrupa Kupası'na gitmesini, sadece kendi takımını ya tezahürat eder veya da yuvalar, ne bileyim, tepki gösterir. Ama orada insanlar 90 dakika Arda diye bağırdılar. Onu unutamıyorum. Ben inanıyorum ki Arda bir Galatasaray derbisinde de alkışlanacaktır. Bir Beşiktaş derbisinde de alkışlanacaktır. Çünkü bu toplum gençleri seviyor. Onların başarılı olmasını istiyor. Arda üzerinde sarılacak bir forma olabilir ama bütün Türk insana, bütün futbol severler Arda'yı sevdiğine ben kalben inanıyorum ve bunu her yerde görüyorum. Her sohbette anlık hissediyorum. Dolayısıyla Arda hepimizin değeri, sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk futbolunun, Türkiye'nin değeri. Onu çok iyi yerlerde görmek hepimizi mutlu edeceğine inanıyorum. Sevgili Süleyman, çok kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra Arda ile ilgili yine konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Aradan sonra Ters Köşe devam ediyor. Reklam. Saat 11. Bu yaz Misli ile süper. Misli.com'da yaz diklerine süper oranla oyna. Yazın da daha fazla kazan. Misli.com'dasın. Misli ile kralsın. Reklam. Evet, attığımızda Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı sevgili Süleyman At. Tabii sevgili At, Arda'yla açılmışken konu şunu da sormak istiyorum. Çünkü Arda'nın yapılan bir sözleşme var. Sözleşmede işte ilk yıl 17, sonraki yıl 20, sonra da 23 milyon euro gibi serbest kalma bedeli var ama... Evet, senin de oraları görecek. Görecek oraları o türlü. Ama gerçekten, senin de söylemiş olduğun gibi, şimdi sözleşmede babasının koymuş olduğu özel bir madde var. O maddede biliyorsun, eğer bir sezon içerisinde 1500 dakikadan az oynarsa... ki bu da 18 maç yapıyor. Az oynarsa 5 milyon euroya serbest kalır da var. Yani evet, bu süre de çok önemli. Bu süreyi de eğer Fenerbahçe tam anlamıyla tamamlayamazsa belki de Arda senin demiş olduğun takımlara çok üzerinde bir paralara değil, o sözleşmesizlik madde geri 5 milyon euro gibi bir rakama da transfer olabilir. Bu riskli bir anlaşma değil mi? Ne söylersin bu anlaşmayla ilgili? Ya bence değil, çünkü Fenerbahçe Arda'yı çok seviyor. Hem yönetim anlamında hem de diğer futbolcu çocuklar. Dün maçın sonunu bir görseydin, herkes geldi Arda'dan bir kafasını okşadı, herkes sarıldı sıktı böyle. Toplayan çocukların gittiği formalarını imzaladı Arda. Evet, sonra Altay onu alıp taraftarların hepsine götürdü elinden, arkada bütün takım önde Arda'yla Altay bütün taraftarları selamladılar. Onun ardından böyle herkes bir gelip bir ensesine tokat atıyor, başını seviyor, öbürü gelip makas alıyor. Yani böyle bir çocuğun bu takımda, bu takımdan böyle küçük bedellerle kopması, az oynatılması, bunların hiçbirinin söz konusu olacağını ben inanmıyorum. Az önce dediğim gibi Arda sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk futbolunun bir değeri. Babasını da tanıyoruz, ailesini de tanıyoruz, Fenerbahçe'yi de tanıyoruz. Hiç böyle bir aile değil yani, gerçekten. Hani böyle çocukları para kazansın, onun sırtından bizler milyarlar kazanalım zihniyetinde olan bir aile değil. Gerçekten çok büyük bir şans bu. Yani şu ana kadar da böyle bir talepleri olmadı. Böyle yani, çünkü ben bunu neden bu kadar kati ifadelerle kullanıyorum? Çünkü Arda bu noktaya gelmeden önce, geçen seneden beri onu yetiştiren, o Fenerbahçe'ye davet eden, alan, anlaşmayı yapma konusunda direten önemli isimlerle görüşmüştüm. Onlardan aldığım bilgi, Gençler Birliği'ndeki hocasından, ilk hocasından öğrendiğim bilgiler, hatırlarsan o doğrultularda hep haberler yapmıştım. Defalarca bizde tam sayfa oldu. Hepsiyle konuştuğumda hepsi bana aynısını söyledi. Çok ahlaklı, çok dürüst, çok mütevazi bir çocuk. Asla şımaracağına inanmıyorum çünkü eğitimli bir insan. Yani böyle babası, en büyük şansı da ailesi ona. Bizim geleceğimiz, bizim para kaynağımız, madenimiz gözüyle bakmıyor. Bu da çok önemli bir avantajı Arda'nın demişti. Yani bunu üçüncü şahıslar, dördüncü şahıslar söylüyor. Yani bana babası söylese, ben para göz değilim, benim oğlum önemli filan, buna yani insan bir yere kadar inanabilir veyahut da bir yerde bir set koyar ama bunu üçüncü, dördüncü şahıslardan, onun öğretmenlerinden, şeylerinden görürse duyarsan, o zaman bilirsen, tabii, doğru söylüyorsun. Tabii o zaman çok farklı duygulara sahip oluyor ve inandırıcılığı daha yüksek oluyor. O yüzden bence Fenerbahçe'ye iyi paralar kazandırmadan, Türkiye'ye iyi paralar kazandırmadan ve Türk seyircisini de futbola doyurmadan gideceğine ben inanmıyorum. İnşallah bu sene milli takım kariyeri de olur onun. Çünkü kısa zaten U17'de oynuyor. Oynamadığı zaman da takım çöküyor biliyorsun. Çok önemli bir dişlisi çünkü takımın. Dolayısıyla A takımda da bu sene onu kısa göreceğimize inanıyorum. O havayı da, oksijeni de, soluması ona yarar getireceğini de düşünüyorum. Bir parantez, İsmail Yüksel'i açmak istiyorum. Çünkü o da çok değerli. Ben
Bu İsmail Yüksel'i ilk haberini yapanlardan biriyim Fenerbahçe'ye gelmeden önce. Onun da ilk teknik adamlarıyla, Gebze'deki hocalarıyla görüştüm. O da bizim Hürriyet'te tam sayfaya yayınlandı biliyorsun. Sonra ben bu seneki Tiran ve Slovin maçlarını seyrettiğimde onda bu sene fiziğinin çok gelişmiş olduğunu, inanılmaz bir noktada olduğunu ve kendi özgüveninin çok yerine geldiğini fark ettim, gördüm ve bununla ilgili bir tweet attım, dedim ki yani sahada çok beğendim dedim. Beğendiğim oyuncuların isimlerini saydım 4 tane. Hı hı. Ama illa bir isim isterseniz benden dedim. O isim İsmail Yüksek dedim. Çok beğendim dedim. Artık bu sene Süper Lig'de, çünkü bir sene önce Bursa Spor'da oynuyordu. Artık dedim bu sene bir Süper Lig takımında Fenerbahçe'de kalacağını açıkçası düşünmemiştim o an, ama iyi bir Süper Lig takımında yıldızının çok parlayacağını ve Fenerbahçe'ye böyle görkemli bir dönüş olacağını düşünmüştüm. Ki nitekim ona bile gerek kalmadan biraz da şans yardım etti sakatlıklar ve takımda olmayan ön liberolar nedeniyle Avusturya kampında. Çok öne çıktı. İki kez 90 dakika oynadı. Dün akşam da sanıyorum 80. dakikada bel kasa yerini bıraktı. Yani 3 tam maç oynadı diyebiliriz. Birinde de yani bel kası da görmek için çıkarttı bence. Yoksa bir eksikliği veya yorgunluğu yoktu. Sürekli ayakta kalıyor. Her topa dokunuyor. Çok istekli oynuyor. Oyunu zekasıyla oynadığını görebiliyoruz. Her duran top organizasyonda 18'in içine geliyor kafa vurmak için ve buradan açıkça ifade ediyorum, onunla ilgili de bir iddialı tweet attım bugün. Mutlaka en kısa sürede bir kafa golünü göreceğiz onun ve lig boyunca ona şans verildikçe böyle sürpriz goller atacağına inanıyorum duran toplarda. Çünkü kafa vuruşları da zekice ve direkt öndireye doğru gelip aynı Serdar Aziz gibi böyle şık ve güzel kafa gollerini de izleyeceğiz. Çok komplike bir oyuncu. Dün attığı bir pasın ardından Jorge Jesus onu böyle ellerini kafasının üzerinde birleştirerek bir dakikaya yakın bir süre alkışladı. Yere bakarak böyle, yani hakikaten bravo der gibi, gerçekten de o pas muhteşemdi. Şutlarıyla, paslarıyla, sürekli ayakta kalması bence en önemli özelliği. Yani hacı yatmaz gibi gerçekten deviriyor, hop diye tekrar kalkıp topa dokunan bir yapısı var. Çok istekle oynuyor. O da sessiz sedasız Fenerbahçe'yi çok seven bir genç. Yaşı genç, yani herkes çok küçük Arda gibi zannediyor ama 24 yaşında. Dolayısıyla artık zamanı geldi ve bu formayı sırtından bu sene kolay kolay çıkartmayacak gibi gözüküyor. Yeni transferle birlikte, Aro'yla birlikte o formanın en iddialı ismi olacaktır. Bence kolay kolay da orayı bırakmaz. Yani o kadar dün akşam beğendim. Evet. Diğer maçlarda da çok beğenmiştim ama dün akşam bir başka oynadı gerçekten. Çok 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 beğendim. Maçtan önce de çok özür dilerim, sanıyorum lafını kestim ama kulübede gördüm kendisini. Kulaklığını takmış. Hı hı. Müzik dinliyordu. Yani stresten arınmak için, o heyecanı atmak için sanıyorum. Hı hı. Yanına yaklaştım ve kulaklığımı çıkarttım. Efendim abiciğim dedi. Dedim bugünkü maçta ilk 11'desin değil mi dedim. Evet abi dedi. Hadi başarılar dedim. Sen beni utandırma. Avusturya kampında da aynısını söylemiştim. Seninle ilgili çok önemli beklentilerim var. Bu konuda bir şeyler yazdım, çizdim. Dolayısıyla da mahcup olmak istemiyorum ama sana çok inanıyorum dedim. O da bana inşallah Süleyman abi dedi. Dolayısıyla yani çok sevdiğim, benim için çok daha birçok oyuncudan daha önde tuttuğum bir oyuncu. Torpilli kalbimden, yani kalp torpillisi. İnşallah başarılı olur. İnşallah. Sevgili Süleyman, çok kısa bir reklam aramız var. Gene aradan sonra transfere döneceğiz artık yavaş yavaş. Biliyorsun bugün Fenerbahçe'de bir transfer daha açıkladı. Evet. Thiago Çukur, onun da detaylarını konuşacağız. Hı-hı. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Zafer Yıldırım Official, selam abi, yayınlar. Dünkü maçta bir şey fark ettiniz mi? Fenerbahçe artık ceza sahasına sürekli orta açmıyor, hep bir yerden oynuyor. Sevgili Süleyman Arat, ne dersin? Ortada açtı ama yani. Evet, ortada açtı. Sürekli de yerden demeyelim değil ama tabii yani yerden de oynuyor. Dolayısıyla Fenerbahçe ama dün yani böyle gönülleri fethedecek çok baskılı ve rakibi sürekli izleyecek bir oyun oynayamadı. Ta ki Arda girene kadar. Arda girdikten sonra oyunun şekli, şemali ve rakip sahayı tehditkar oyunu bir anda ortaya çıktı ve değişti. Dolayısıyla taraftarlar da o bölümü hatırlıyorlar ve oradan mutlu oluyorlar. Ama ben dün tatmin olmadım açıkçası maçtan da, Fenerbahçe'den de. Dinamo Kiev maçıyla ilgili bana biraz endişe verdiğini söyleyebilirim. Aynen.
Yakup Demirtaş demiş günaydın, iyi bayramlar. Fenerbahçe'nin sol bek ve forvet ihtiyacı yok. Allah Allah. 3-5 yorumcu algı yapınca herkese ihtiyaç var zannediyor. Sol bek Ferdi Novak, gerekirse Atilla. Ama forvet ediyor Valencia, Serdar ve Berisha hocanın elinde gelişir ve başkasına ihtiyaç kalmaz demiş. Ben ama bu forvet konusuna katılmıyorum sevgili Yakup Demirtaş. Ben de katılmıyorum çünkü Fenerbahçe gelişme takımı değil, gelişim takımı değil. Yani bakın ayın 20'sinde çok kısa bir süre sonra çok hayati bir maç oynayacak Dinamo Kiev'le. Onu geçtikten sonra 4 ayrı önemli takımla, 5 hatta önemli takımla eşleşme durumu var Fenerbahçe'nin. Onun ardından da playoff maçları oynayacak. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi serüveninde onun ardından lig başlayacak ve çok önemli maçlar oynayacak, arka arkaya gelecek. Yani buralarda bir mağlubiyet bir şey Fenerbahçe'nin macera içine girmesini engelliyor. Dolayısıyla iyi bir golcüye mutlak surette ihtiyacı var. Sol noktada da Ferdi gerçekten çok başarılı. Hem sola hem sağa kaydırarak bir joker gibi kullanabiliyor Jesus'u ama sola da bir oyuncu, yedek oyuncu şart gözüküyor. Çünkü Novak istenilen verimi sağlayamadı. Yani onun Avrupa'da da talipleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Novak yerine orada daha iddialı olabilecek, Ferdi'yi de sıkıştıracak, arkadan tehdit edecek bir oyuncu bence Fenerbahçe'ye ve kendisine de, futbolcu olarak da kendisine de Jesus'la idman yapmak, onun futbol aklını öğrenmek, o takımın içinde bulunmak ona da çok iyi gelecektir. İyi bir sol bek, gelişime açık bir sol bek, genç sol beke Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde genç bir sağ beke de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani o sayının arkasında bu işte çok şey öğrenip yarın formayı kapmak için çaba sarf edecek bir genç gerekli olur diye düşünüyorum. Ama birinci derecede önce bir forvet o, evet. Tabii. Kesinlikle bir golcüye ihtiyacı var. Kesinlikle. Şimdi Levent Kumaş kardeşim, ben Levent Kumaş kardeşimin sık sık mesajlarını okurum. Levent kardeşim, hayırlı bayramlar Aygün abi. Bayramdır dedim. Aygün abim bize bayram harçlı olarak açılışı Fenerbahçe'de yapmaz dedim. Ve bir baktım Aygün abi Fenerbahçe'yi konuşuyor. Şimdi Levent kardeşim, devamını da okuyorum. Bayram harçlı falan da istiyor sevgili kardeşim. Seviliyorsun abim de, ellerini öperim, hayırlı bayramlar demiş. Şimdi açılışı biliyorsunuz önce dinleyicilerle yaptık Levent kardeşim. Ki sen de çok iyi biliyorsun. Yaklaşık bir saat boyunca taraftarlar bağlandı. Bayram olmasına rağmen gene de çok yoğun ilgi vardı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Onu da söyleyeyim. Tabii bu bağlantılarda 1959 öncesi, onu zaten birazdan sevgili Süleyman Aratası soracağım. Ama şeyden başlamak istiyorum. Yani ondan dolayı biraz Fenerbahçe çok konuşuldu ama zaten pazartesi biliyorsunuz sevgili Süleyman Aratlı'la birlikteyiz. Ömer Faruk Ünal hakem hocası. Salı günleri Oğuzhan Galatasaray konuşuyoruz. Osman Şener'le konuşuyoruz Galatasaray'ı. Çarşamba Hakan Can. Yani günlere baktığımız zaman her takımdan bir yorumcuyu hafta içerisinde almaya çalışıyoruz sevgili Levent Kumaş kardeşim. Tabii şimdi forvet anlamında Charlotte ismi çok fazla konuşuluyor. Belotti ismi ön plana çıkmaya başladı. Sevgili Süleyman Arat, forvet bu hafta gelir mi? Forvet konusunda son durum nedir? Fenerbahçe forvet alacak mı? Yoksa hala hoca Berisha'ya devam ediyor mu güvenmeye? Valla bence hoca bir golcü arıyor. Çünkü ısrarla o noktada Serdar Dursun'la ve Berisha ile ilk 11'de başlamadığına göre ben oraya iyi birinin alınmasını istediğini düşünüyorum ama oyun anlayışı gereği araya da Valencia'yı sokarak da denemeler yaptı. Fakat işte Valencia çok formda, çok etkili. Fakat yine Fenerbahçe'nin aradığı golcü değil Valencia'da. Yani kanatta da forvette de muhakkak ki yardımcı oyuncu olarak orada iş görecektir. Sezonun belki de Fenerbahçe'nin taraftarların bu senede en çok sevdiği isimlerden biri olacaktır Valencia ama ben Fenerbahçe'nin her transferi kenara bırakıp önce bir golcü alması gerektiğine inanıyor ve düşünüyorum. Her şeyden önce taraftar bunu istiyor. Taraftar istiyorsa, biz böyle görüyorsak, teknik adam da zaten ilk 11'de sürekli Serdar Dursun veya Berisha'ya yer vermiyorsa, Valencia ile denemeler yapıyorsa, bu takımda birinci ihtiyaç, birinci beklentinin santrafor olduğu gayet açık ortaya çıkıyor. Şimdi Thiago Çukur'u aldı, evet. bu Fenerbahçe bugün. O da 23 yaşında, genç bir oyuncu ama bence Fenerbahçe'nin, o da şu an için kendini ispatlamış ve gelip Fenerbahçe'nin kurtarıcısı olacak, her maçta gollerini sıralayıp takımı force edecek bir oyuncu mu değil mi, onu henüz bilmiyoruz. Haksızlık da yapmayalım. Genç altyapıya alındı, bu sene oynamaz, bir dahaki oynar gibi görmeden, seyretmeden hakem kesmeyelim ama
Fenerbahçe'nin istediği direkt ilk 11 oyuncusu ve maçı alıp takımı rahatlatacak bir oyuncu. İşte Arda girdiği zaman nasıl maç dönüyorsa, işte iyi bir oyuncu tek başına bir takımı hem moral getirebiliyor, hem maçı alıp sürükleyebiliyor, hem force edebiliyor. Dolayısıyla bir oyuncu deyip geçmeyelim. Çok çok önemli bir oyuncunun yüksek verimi. Takımı tek başına ateşleyebiliyor. Bunu yıllar içinde birçok takımda, birçok oyuncuda gördük. Özellikle Türkiye'de oynanan futbol anlayışıyla bir oyuncu maça çok önemli etkiler yapabiliyor. Fenerbahçe'nin forvetleri şu an gol noktasında etkisiz gibi gözüküyor ama tabii kanatlar da bence oldukça verimsiz gözüküyor şu an. Hazır değiller. Onu da hesaba katmak lazım. Kanatlar çalışsa belki orada Serdar Dursun, Berisha ve Valencia çok daha fazla bir, yani bir tık daha üst iş yapabilir ama işte kampı, Avusturya kampı çok sıcakta oldu. Çok antrenman olarak belki çift antrenman yaptırdığı oyuncuların üzerinde önemli bir yük var şu an. Onu atıp iyi bir noktaya gelmeleri, ayı 20'sine göre hesaplandı her şey. Yani Dinamo Kiev maçına kadar bir yükselişe geçmesi beklendi. Ağır ağır, çünkü bu işler oluyor biliyorsunuz. Bir günde formuna ulaşamıyor takımlar. Dolayısıyla ben bir maç daha yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de sanki yapacak Dinamo gibi Süleyman ya. Evet, olma ihtimali var mı? Var var. Dün konuştuğumuz Turan Hoca'yla dün bir araya geldik, Turan Sofoğlu'yla beraber aynı yerde öğlen yemeği yemiştik. 16'sında Sakarya'yla bir maç yapılacağı söylendi. O da Sakarya'da olacağını, ama onu dün ben yöneticilere sordum. Öyle bir şey düşünüldü ama henüz net değil dedi. Ben yine de bir Sakarya'yla maç yapılacağını düşünüyorum. Ama bu Sakarya'da olabilir, Samandıra'da olabilir. Tam net bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin bir maça daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani Dinamo Kiev maçına çıkmadan önce. Bu belki bence kapalı devre bir maç da olabilir. Samandıra'da yapılıp hem basına hem de taraftara hem de canlı yayına kapalı, taktik ve ilk 11'i belli olan bir maç da yapabilir. Onu zaman içinde göreceğiz ama Fenerbahçe şu an hazır. Ben hazırım ve Dinamo Kiev'i elerim sinyalleri diyemiyor, vermiyor. Eksikleri var, kanatlar olsun, santrafor eksiği olsun. Benim en göze çarpan eksikler olarak gördüklerim bunlar. Ama bunların hepsi zamanla düzelecek sıkıntılar. Onun için zamana ihtiyaç var Fenerbahçe'nin. Tüm takımlar için geçerli bu. Yani Beşiktaş'ı izledik iki gün önceki maçta. Onda da bir sürü eksik ve henüz oluşmamış sinyaller gördük. Dolayısıyla sezon başında çok normal bunlar. Ama Fenerbahçe Jesus'la iyi yolda olduğunu düşünüyorum ben. Sevgili Süleyman, bir iki mesaj var. Uğur Pekşen, günaydın Aygün abi, nasılsın? Ben dün akşamdan beri hastayım. Seni yalnız bırakmıyorum abi, dinliyorum. Dün Radyo Spor ailesine, evet Uğur kardeşimiz çok geçmiş. Dün Radyo Spor ailesine bir arkadaş daha kazandım. Beni köye, köy sapağına arabasıyla bırakın. Uğur Aktumanlı'ya selamlarımı gönderiyorum. Bundan böyle Radyo Spor dinleyeceğini söyledi diyor Uğur Pekşen. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Serdar Ali demiş ki, abi Süleyman Bey sorar mısınız? Fenerbahçe'nin korkutan kanatları var mı? Çok güzel. Sanki onu duyduk gibi temiz kanatlar konusunda biraz bahsettik. Aynen, biraz ama bahsettim. Şu an için tabii iyi kanat oyuncuları olduğunu biliyoruz ama şu an için hazır değiller. Emre Mor'un sakatlığı biliyorsunuz. Çok önemli olmasa da tedbiren şu an bekliyor. Dün akşamki maçta şans bulmadı. O sayı daha çabuk atlattı. Darbesi daha onun hafifti zaten. Mol Feher var maçında. Çıkmamak için biraz direndi. O bir aşağı yukarı bir 5 dakika kadar kendini denedi. Ağrısını fazla hissedince bırakmıştı. Emre Mor da öyle 1-2 dakika denedi kendini. Ağrı artınca kendini yere bıraktı ve çıktı. Dolayısıyla Emre Mor da geldiği zaman Lincoln'un verimi daha da arttığı zaman, Buruma gerçek gücüne ulaştığı zaman Fenerbahçe'nin kanat anlamında problemi kalmayacak diye düşünüyorum ben. Ama tabii zamana ihtiyaç var. Bunlar böyle bugünden yarına gel hemen oyna, ligin en iyisi olmuyor böyle. Zamanla oluyor. Takım alışması, motivasyonu, o bir kere ağır idmanlardan çıkıyor futbolcular. Bunları çok iyi düşünmek lazım. Bu ağır idmanlardan, yani şöyle diyelim, kendi kendimize bir anda bugün spora başladığımızı düşünelim ve haftalarca, yani iki haftaya yakın adale ağrıları çekmiyor muyuz? Aynı şekilde futbolcular da günde çift idman yaptılar. Yani hem de 37-38 derecede Avusturya'da günde çift idman yaptılar. 4 saat idman salonda da çalıştılar. Bunlar kolay şeyler değil. Bu takım yavaş yavaş bütün yapılan program ayın 20'sine kadar, yani Dinamo Kiev maçının öncesine kadar ağır ağır yükselişe geçmesi yönünde. Dolayısıyla takıma şans vermek, biraz tolerans tanımak gerekiyor diye düşünüyorum. Bence Fenerbahçe'nin kanat problemleri olmayacak bu sene.
Çünkü orada oldukça fazla kanat oyuncuları bu sene oluştu, diğer hatta rekabet de olacak orada. Dolayısıyla zaten Jorge Jesus kanatlarla bindirme yapan öyle takımlar istiyor, öyle takımlar yaratıyor. Zaten transferleri de hep o doğrultuda oldu. Dolayısıyla ben bu sene kanat problemleri yaşamayacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Yeter ki golcü problemi çözülsün. Bunu çok elzem olarak sürekli söylüyorum ama gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum, öyle görüyorum. Geç kalındı. Charlotte evet. Ve Belotti isimleri çok fazla ön plana çıkmaya başladı. Valla Sherwood, ben de onu duyuyorum ama şimdi rakamlar Sherwood'u da yalanlıyor. Kendi kendimizin içine düşüyoruz ama gelen bilgiler Sherwood yönünde çok kuvvetli bilgiler edindiğimizi söylüyoruz. Dün de mesela Sayın Ali Koç stat'tan çıkıp arabasıyla ayrılana kadar orada bulunan bütün taraftarlar başkanım Sherwood'u al bize, başkanım Sherwood'u istiyoruz diye sanki sözleşmiş gibi hepsi böyle bir metreden kendisine kaykırdılar. O da bir iri santrafor alınmasını istiyor tabii ki. Hem Jesus istiyor, hem takım sahada futbol oynayan takım istiyor. Hem Ali Koç istiyor, hem taraftarlar istiyor. Ama işte bütçe var, iyi adam ve doğru adam alınması kaygısı var. Ben duyduğum kadarıyla 20'sinde oynanacak Dinamo Kiev maçından avantajlı bir skorla dönülürse Fenerbahçe buraya önemli bir oyuncuyu iyi para harcayarak alacağını duydum ama tabii bu duyumlar yetmiyor. Çünkü anlık olaylar transfer. Bugün hayır diyen oyuncu yarın 3 kuruş yukarıya veya 3 kuruş aşağıya evet diyebiliyor. Doğru, veya doğru. Kendi kulübüyle bir problem yaşayabiliyor. Onun ardından daha gelmesi daha ön plana çıkabiliyor. Onun için ben oraya Fenerbahçe'nin iyi bir golcü alacağını düşünüyorum yani. Yoksa bu iş oldukça zorlaşır. Bir iki mesaj var, onu okuyayım, ondan sonra da bu sorunun cevabını senden almak istiyorum. Mikael Tekin, hayırlı bayramlar, Almanya'dan selamlar. Ben Galatasaray taraftarıyım. Bu 59 öncesi şampiyonluk olayı için insanları neden birbirine düşürürler anlamıyorum. TFF artık karar versin. Kabul ya da red, herkes rahatlasın. Türk futbolu ölmüş, biz hala gereksiz konularla uğraşıyoruz demiş. Buraya girebilir miyim? Bir mesaj daha okuyayım aynısıyla ilgili. Peki. Ondan sonra girelim istersen. Peki. Mehmet Kaya 1900 abi, biraz heyecandan, biraz da 1959 öncesi şampiyonun açıklanmamasından futbola değinemedim. Acilen forvete ihtiyacımız var diyor. O da aynı Charlotte diyor. Şimdi şunu sana sormak istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı açıklaması var. Bizim daha önemli konularımız var dedi. Tabii bununla ilgili de senin düşüncen nedir? Neler söylersin sevgili Süleyman? Şimdi bir kere yani Türk Futbol Federasyonu da kabul etmese, zamana bıraksa, ne bileyim, hatta daha üstünü düşünelim, reddettiğini farz edelim. Bunun bir üst mahkemesi var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var, UEFA'sı var. Yani bu lig oynanmış ve burada oyuncular ter akıtmışlar. İşte o zamanın çok önemli oyuncuları var her takıma baktığım zaman. Yani Beşiktaş'ın baba hakkısı, yani onun elde ettiği başarıları Beşiktaşlılar hayır diyebilir mi? Veya ne bileyim Galatasaray'ın ne bileyim İsfendiyar'ı var değil mi? Evet. Hemen bir çırpıda aklıma gelen bir sürü oyuncu var oralarda. Turgay Şerenler var. Onların getirdiği başarılar. Basri Dirimliler var. Basri Dirimliler Hakkı var. Hakkı Yeten var. Yani say yani sayabildiğin kadar. Şimdi o dönemlerin yaşanmışlıkları var. O dönemlerin Türk futboluna bıraktığı izler var. Yani bir takım isimler var ki o isimler bir küçük çocuğa verildiği zaman o çocuğun hangi takımı tuttuğu belli oluyor. Yani adıyla bu olsa olsa Beşiktaşlıdır, bu olsa olsa Galatasaraylıdır, bu mutlaka Fenerbahçelidir dediğimiz isimler var. Artık damarlarımıza işlemiş, beynimize nakşedilmiş isimler var. Demek ki Türk futbolunun belli bir dönemi geçilmiş orada ve çok önemli bir hatıralar bırakılmış. O siyah beyaz fotoğraflar siyah beyaz olsa da o yıllar da renkliydi. O yıllarda da renkler vardı. Dolayısıyla o günleri, o yılları unutup silip atamayız. Bugünden itibaren başladı diyemeyiz. Denilmiş zamanında ama işte Beşiktaş gitti mahkemeye, kazandı iki tanesi. Onun tezi Türkiye'yi Avrupa'da temsil ettiği için haklı bulundu. Hem mahkeme nezdinde hem UEFA nezdinde oradan alınan belgelerle Beşiktaş haklı çıktı ve bir yıldız taktı biliyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'de aynı şekilde o dönemi istiyor. Dolayısıyla ben sürecin bugünden yarına neticelenmese bile mutlaka bunların görüleceğini ve kabul edileceğini düşünüyorum. Nitekim dün Fenerbahçe bu konudaki kararlılığını gösterdi. Skorboard'daki tabelada Fenerbahçe'nin amblemin üzerinde 5 yıldız vardı. Yani ben yıldızla takılmıyorum ama o yılların sayılması gerektiğini, o yılların böyle reddedilmesi gerekmediğini düşünüyorum. O günleri ter akıtan, o formaları ıslatan ve bize bugünkü değerli ve sevdiğimiz formaları miras olarak bırakan o büyük değerleri yıldızlarla ve
kazandıkları şampiyonluklarla anmak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani eminim taraftarlığı bir kenara bırakıp bu perspektiften bakan herkesin benimle aynı fikirde olacağını düşünüyorum. Ona inanıyorum. Yani 59'dan öncesini yok saymak biraz insafsızlık oluyor. Çünkü dünyada örnekleri var. Birçok Avrupa ülkesinin takımlarına baktığımız zaman oralarda sayılıyorsa bizlerde niye sayılmıyor, neden sayılmıyor? İşte burada başladı, bundan sonrası devam ediyor demek ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin futbolunun bir sürecin, yani daha doğrusu kilometre taşları olduğunu düşünüyorum her yılın. O zamanki ligin şartları şöyleydi de, o zaman burada oynandı da, şu kadar takımla oynandı da, buna bakmamak lazım. Belki de o yıllarda çok daha zordu. İstanbul'dan Ankara'ya gitmek çok daha zordu. Yani o araba, o kamyon, lastik hiçbiri yoktu değil mi o yıllarda? Evet, ne kadar sıkıntılarla, sancılarla deplasmanlara gidiliyordu. Hatta bir insanlar profesyonel değildi. Futboldan az para kazandıkları için belki de işini gücünü bırakıp, ekmeğini bırakıp bu formanın peşinde, bir formanın peşinde daha doğrusu, hayallerinin peşinde. Bugün isimlerini de daha birçoğunu hatırlayamıyoruz. O işte çok büyük fedakarlıklarla o renklerin, o formaların bugüne taşınması için ter attılar, çaba sarf ettiler. Onları bizim yok saymamız bence çok doğru değil. Tam tersine hepsine sahip çıkmamız, hatta yıl yıl tanıtmamız, isimlerini anmamız, öne çıkan değerleri daha fazla hatırlanmamız. Hatta o yıllardan bazı isimlere sezon isimleri vermemiz lazım. Bugün kaybettiğimiz geçen sene Ahmet Çalık gibi bir değere sezonun adı verildi ama belki de o yıllardan birilerine, hatta 3-5 yıl, 10 yıl oralardan önce Beşiktaş, sonra Fenerbahçe, sonra Galatasaray veya tam tersi olabilir, sıralama farklı olabilir ama o değerlerde, o kulüplerden doğan büyük oyuncuların isimleri ligin ismi olarak kullanılabilir. Dolayısıyla inkarla bir şey elde edilmiyor veyahut da rekabetle veyahut da taraftarlık gözlüğüyle bakılarak bir şey elde edilmiyor. Oysa değerlerimize sahip çıkarsak herkes kazanır diye düşünüyorum. Ama dinleyen arkadaşlarım bunu Fenerbahçe cephesiyle ilgili konuştuğum için böyle düşündüğünü sayabilirler. Size temin ederim ki sadece bu bir futbol severe olarak, bir geçmişe değer veren bir futbol sever olarak söylediğim sözlerdir. Peki. Sevgili Süleyman Arat, ekleyeceğiniz son bir şeyler var mı? Yani işte söylediğim gibi şu an Türkiye'deki hiçbir takım lige henüz hazır değil. Zamana ihtiyaç var. Ağır ağır gelişecek bu konular. Dileğimiz hepsinin Avrupa kupalarında başarılı olması. Çünkü Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Yani bu sene Beşiktaş olmayacak, Galatasaray olmayacak olan takımlarında başarılı olması, diğer önümüzdeki yıl bu sene yatırım yapan hem Beşiktaş hem Galatasaray iki takım için de çok değerli. Çünkü kazanılan puanlar onların önümüzdeki yılki başarılarına, Avrupa kupalarına da katkı sağlayacak. Yani Türk futbolunun iyi olması hepimize yaradığını açıkça görüyoruz. Dolayısıyla takımlarımızın hepsinin başarılı olması, Avrupa kupalarında özellikle başarılar elde etmesi hepimizin temennisi. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Lig iyi başlasın, iyi bitsin. Dostluk baki olsun. Öyle temenni ediyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyen herkese de sağlıklı günler, iyi bayramlar. Çok mersi. Evet, hattımızda Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı sevgili Süleyman Arat vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, ters köşede reklama gidiyoruz. Aradan sonra tüm hızımızla devam edeceğiz. Mesajlarınızı da okumaya başlayacağım. Tekrar söyleyeyim. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 11.34'ü gösteriyor. Ters köşe tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar da son dönemlerde, son günlerde çok fazla manşetlere çıkmaya başladı. İşte 1959 önce şampiyonluk olsun, 2010-2011 Süper Kupa maçı anlamında düşünceleri Hürriyet Gazetesi'ne Mehmet Aslan'a çok önemli açıklamalar yaptı. Tabii orada da satır başları aralarında çok da farklı konular vardı. Hem gözlemciler konusu hem hakemler konusunda. Hattımızda da şu anda Türkiye Gazetesi Spor yazarı, TGRT Haber TV yorumcusu Ömer Faruk Ünal var. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi bayramlar. Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum. Bütün biz dinleyenlerine bayramını tebrik ediyorum. Çok sağ olasın kardeşim. Evet hocam, şimdi baktığımız zaman Sayın
Mehmet Büyükekşi sanki bir senine değil de 10 senine gelmiş gibi bir görüntü var. Ben bunu size de söylüyorum, soruyorum da. Sene sonunda bir seçim daha olacak ama açıklamalarıyla çok farklı bir noktaya gidiyoruz gibi gözüküyor. Neden öyle söylüyorum? İşte bir gözlemcilerle ilgili bazı açıklamaları var. Hakikaten siz de bununla ilgili yazılar da yazdınız. Bir gözlemci sağ içinde olacakmış, öbür gözlemci evinde olacakmış. Bunlar nasıl olacak? İsterseniz oradan başlayalım. Gözlemci konusundan başlayalım. Daha sonra kurullarla devam edelim. Neler söylersiniz? Gözlemciden başlayalım. Buyurun hocam. Buyurun. Sevgili Aygün, bizi dinleyenlere şunu da söyleyelim. Gözlemci kimdir? Gözlemci bir maçta tribünde olur. Sadece hakem ekibinin puanlar, hakem ekibinin notlarını yazar. Evet. Yani hakem ekibi. Hı-hı. Kim bunlar? İşte sağdaki 4 tane hakem var ve avar hakemlerin. Yani hakemin dışında hiçbir konuda kalem oynatamaz. Doğru. Bunu bir kere test ederim. Şimdi, yani statta sahanın içinde olması lazım, o havayı teneffüs etmesi lazım. Doğru değil mi? Tabii yani böyle bir usul var ama şöyle mesela Şampiyonlar Ligi'nde bir maça gözlemci atadığı zaman UEFA bir tane de ev gözlemcisi atıyor. Yani ev gözlemcisi adam evde maçı seyrediyor. Stattaki gözlemciler de diyalog halinde. Diyor ki işte yani bütün mesele sahadaki hakemi en doğru şekilde ölçebilmek. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki gözlemciyle evinde oturan gözlemci bir Şampiyonlar Ligi maçını beraber seyrediyorlar. Beraber bir iletişim ve koordinasyon sonucunda bir not belirliyorlar. Yani bütün mesela hakemi doğru ölçelim. Doğru bir analiz yapmış olalım. Şimdi Sayın Mehmet Büyükekşi çok sık sık şunu tekrarlıyor. Diyor ki bilgisi olmadan fikir sahibi olan insanlar var. Bence bunun en güzel örnek kendisi. Yani, doğru kendisi, katılıyorum. Yani bu gözlemci işini öyle abarttı, öyle büyüttü ki gözünde. Sanki gözlemciler çok iyi olsalar veya çok kötü olsalar Türkiye'deki futbol buna göre sonuç bulacak, buna göre başarı elde edilecek. Kardeşim bakın, sağdaki gözlemci tamam koyduk. Bir tane diyor ki Riva'ya bir gözlemci koyacağız diyor. Peki Riva'ya da gözlemciyi getirdik bir tane. Onun önüne de cep telefonunu alacağız diyor. Bir kere bu hukuken tuhaf bir şey. Yani siz savcı değilsiniz, hakim değilsiniz. Birisinin cep telefonunu alamazsınız. Yani arama mı yapacaksın sen şimdi içeri girerken? Diyelim ki bir Süper Lig gözlemcisi düşün. Muhittin Boşar, Fenerbahçe Ümraniye maçının gözlemcisi geldi Riva'ya. Telefonunu verecek. Ya siz bu telefona belki birisi bir şey yüklerse o esnada bir program. Mesela şimdi Yargıtay bu hafta bir açıklama yaptı. Telefona yüklenen bazı programlar varmış. Bunlar mahkemelerde delil olur mu olmaz mı bir tartışma konusu. Yani adam niye cep telefonunu sana versin? Peki iki tane cep telefonu var diyelim. Birini verdi, birini sen arama mı yapacaksın adamın cep telefonu var mı yok mu diye. Çorabına kadar bakacak mısın? Çorabına sakladın. Nereden biliyorsun? Yani bu hapishaneye mi giriyor adam? Kontrol hapishane ziyaretine gitmeyecek ki. Bir de yani kim arayacak bunları bir de hocam? Bunları kim? Kapıda güvenlik mi arayacak? Yani bir de mahkeme yani sen her hafta orada gidelim ve en yakın Beykoz Adliyesi mi oluyor? Beykoz Adliyesi'nden mahkeme kararı mı getirin? Hangi hukuka dayandırıyorsun? Başka bir şey daha söyleyelim. Diyelim ki bir maçta penaltı pozisyonu var. Gri bir pozisyon. Memleketin yarısı %50'si penaltı diyor, yarısı penaltı değil diyor. Tribündeki gözlemci onu penaltı olarak analiz değerlendiriyor. O senin rehin aldığın, kilitlediğin, kapısını kilitlediğin, elinden cep telefonu aldığın gözlemci de buna penaltı değil dedi. Ne olacak yani? Ne yapacağız yani? Olabilir. Yani o biri penaltı, biri hakemi destekler, biri hakemi destekler. Bana göre inandırıcı gelmedi pozisyon. Bu peki bize ne kazandıracak? Yani hakikaten aklım hayalim duruyor ya. Bu arkadaş, bu sayın başkan, bu sayın MHK başkan ve yöneticileri. Ya otursak konuşsak bunlarla ya. Ne olacak yani? Gözlemcinin, sahada ve Riva'daki gözlemcinin birbiriyle irtibatını kestirmenin bizim Türkiye'deki hakemlikteki hangi meseleyi çözer ya? Hangi meselemizi çözer? Ne netice getirir? Veyahut da ikisi de aynı görüşte olsa veya ikisi aynı görüşte olmasa bu bizim hakemliğimizin meselesini neyini bitirir? Siz David Ellery'i getirdiniz, 20 bin sterlin maaş verdiniz, bir yıl boyunca rapor dediniz, kulüpler birliğiyle MHK haftalarca toplantı yaptılar. Ne oldu? Bundan ne çıktı ya? Yani siz Türk hakemlerinin meselesini böyle mi çözeceksiniz? Yani akıl alacak gibi bir iş değil. Hakikaten. O kadar o yaptıkları açıklamalarda da federasyon merkezi açıklarken 8-9 madde açıkladı. O maddelerde de sevgili Aygün akla izana hiç uymayan çok tuhaf şeyler var. Şimdi diyelim ki Aygün var maçı, Hollanda'da bir varı ikna ettik bir maça getirdik vara
oturttuk burada bir atıyorum Beşiktaş Ankara gücü maçında. Hı hı. Yine senin sahada maçı yöneten hakemin İngilizce bilmiyor. Ne olacak? O nasıl konuşacak? Ne konuşacak? Çünkü senin UEFA'daki hakemlik yapan şahıslar maalesef yurt dışında değil mi hocam? Testleri geçemediler. Dil testlerini geçemediler. Kur'an, İngilizce, Atletik hiçbirini geçemediler. Hiçbirini geçemediler. Sayın Mehmet Büyükekşi bundan haberi yok. Ya da Sayın Sabri Çelik, Sayın Murat Kulkas bunları Mehmet Büyükekşi'ye anlattılar mı? Mehmet Büyükekşi biraz baksın sağına sonuna. Tercüman mı olacak hocam? Şöyle olacak o zaman. Yani var hakeme ulaşmak için araya bir tercüman koyup Türkçe'ye mi çevirerek oraya gidecek hocam? Yani öyle olabilir dünyada mi? Dünyada böyle bir örneği yoktur ya. Yani senin FIFA kokartma hakemler İngilizce bilmiyor. Dünyada böyle ya bir de o tercüme olursa iş çok vakit kaybeder. Tercüman ne o dedi tercümeyi dinlemek isteyenler çıkar tamam mı? Yani biz var kayıtını dinlemek istiyoruz. Tercüman acaba ne dedi? Hangi kulüp? Tercüman yani, ne çevirdi? Onu da bilmiyoruz ki. Kimin adamı, kimin adamı değil. Annesin. Ya bu saçma sapan şeyler. Ya bak ve mesela diyor ki biz elit hakemlerimizi göndereceğiz. Ondan yerine hakem getireceğiz. Yani sana Almanya, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya hakem gönderecek. Sen de bize diyecekler ki Hollywood meleri gönder. Ya saçma sapan işler tamam mı? Ha sana belki Slovenya hakem verir. Bulgaristan hakem verir belki. Sen de Slovenya hakemi, Bulgaristan hakemi beğenmezsin Bulgar hakemi. Getirdin Bulgar hakemi, Slovenya hakemi koydun sahaya. Senin bu sefer bardaki adamın hakemi yüze bilmiyor. Ya böyle hakikaten yani çocuk kandırıyorlar ya. O kadar böyle tutarsız şeyler var ki hiçbirbirinin tutmayan tuhaf şeyler var. Onun için ben şöyle söyleyeyim. Ben tavanın oturdum. Sayın Büyükekşi'nin böyle bir Hasan Doğan esintisi. Hakikaten böyle hazırlıklı, ciddi bir yapılanma. İşte 22 gün beklediler kurulları açıklamak için. Ben ümitliydim ama açıklanan kurullar. O kurulları soracağım hocam. Kurulları nasıl buldunuz? Yani ben Merkez Hakem Kurulu işte 9 kişiydi. İkisi kaldı. Sabri Çelik de Murat Ilgaz kaldı. Diğer 7'sini çizdiler. Oraya 7 tane yeni üye geldi. Hayır önce bir kurul açıklandı sonra geri çekildi tekrar açıklandı. Oraya geleceğim. Şimdi bu 7 tanenin de 5 tanesi yardımcı hakem. Yani yardımcı hakemler çok kaliteli yardımcı hakemler. Hiçbir şey sözüm yok. İyi insanlar, güzel insanlar ama bir hiyerarşi var. Sayın Mehmet Büyükekşi ben şimdi buradan soruyorum. Radyo Spor aracılığıyla dinleyicilerimize de soruyorum. Şimdi 25 Temmuz'da hakem semineri var. Merkez Hakem Kurulu seminerlerinde önde böyle 9 kişilik bir koltuk olur protokol. Oraya Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyeler otururlar. Genelde böyledir. Şimdi oraya 4 tane 5 tane yardımcı hakem oturacak. Arkalarına Süper Lig gözlemcileri Muhittin Boşart diyelim. Tolga Özkalfa işte yani yaparlarsa İsmet Arzuman, Erol Ersoy oturacak. Ya bu yani hiyerarşi olarak adam yıllarca onlarla beraber yardımcı hakem olarak maça çıkmışlar şu olmuş bu. Ha Merkez Hakem Kurulu'da bir tane yardımcı hakem kökenli olabilir. Bu normal olur. Olması gerekir ama yani sen bir kurul yapıyorsun 5 tanesi yardımcı hakemden. Yani yardımcı hakemler kurulu gibi. Mesela bunu bir empatisini yapan, bunu bir kafasında canlandıran, bunun ilgili bir fikir cümlesi olmuş mudur, olmamıştır. Kendisi mi yapıyor acaba hocam? O da var hocam. Kendisi mi yapıyor yani acaba? Ben de anlamıyorum. Nasıl oluyor bu kurullar, neye göre oluyor? Hı hı. Sonra açık açık diyelim. Sayın Büyükekşi seçilmeden önce Oğuz Sarvan'la oturdu. 5 saat konuştular. Çok ikna edici. Gerçi Oğuz Sarvan görevi kabul etmediğini de duyduk ama böyle bir görüşme oluyor. Ondan sonra seçilip Ufuk Özerten'i çağırıyor. Onunla görüşüyor. Çok da büyük ölçüde anlaşıyorlar Ufuk Özerten'e de. Hatta liste bile yapılıyor. Doğru. Şimdi sen geliyorsun ondan sonra şapkadan Sabri Çelik çıktı. Yani diyeceğim Merkez Hakem Kurulu öyle doğmuştur. Diğer kurullara göre Temsilciler Kurulu'nun 7 yıldır 8 yıldır başkanı Sayın Abdurrahman Arıcı'ydı. Temsilciler Kurulu çok inanılmaz derecede perişan etmişti. Yani düzen, sistem hiçbir şey kalmamıştı. Tamamen böyle bir keyfi bir yönetim vardı. Neyse Temsilciler Kurulu büyük ölçüde iki üye dışında hepsi gitti. Yeni bir üye geldi. Yeni başkan geldi. Gökhan Bey geldi. Bir emniyet kökenli. Eski bizim Roma askeri polisi ateşesiymiş. Bir yıldır görevden geldikten sonra o eski bir temsilci. Temsilciler Kurulu başkanı oldu. Orada bir yeni bir yapılanma göze çarpıyor. Diğer kurullarda da şöyle oldu az önce söylediğim konu. Şimdi bir hukukçu Alaaddin Varoğlu zannedersem ismi. Kendisi Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yedek üyesi. Fakat bunu tahkim kuruluna aldılar. Yani size olmadı yönetim kurulu üyeliği vermeyelim. Yedek yönetim. Oradan sizi tahkim kuruluna alın. Bu hukuka çok ciddi şekilde aykırı bir durum. Yani bu şeye bir yedek yönetim kurulu üyesinin tahkim kuruluna verilmesi. Listeyi gece geri çektiler. Tekrar yayınladılar. Yani çocuk oyuncağı gibi. Yani bu listeler eski listeyi kopyalayanlar var. Yeni listeyi kopyalayanlar var. Onun için kurulların açıklanma tarzı, açıklanması, kurulların
seçim şekli de çok kamuoyunda kabul görmedi. Vicdanlarda yani kabul görmedi. Onun için şunu anladık. Özeti şu sevgili Aygün. Sayın Büyükekşi son derece hazırlıksız gelmiş. Hiçbir hazırlığı yok. Tamamen şurada da zaten senin dediğin gibi konuşmanın başında bir yıllık bir süre için gelmiş. Evet. Bu bir yıllık süre için bir hazırlığım da yok. Çünkü kurullara çıkınca biz hissettik yani bunu çok rahat gördük. En azından Merkez Hakem Kurulu'nda gördük. Merkez Hakem Kurulu'nda bir takım uygulamalar düşünüyorlar. Onun için çok da yapılabilir, çok olabilecek şeyler değil. Onun için çok ben açıkçası çok ümitliydim yani yeni futbol federasyonundan ama şu süreç altında yani 16 Haziran'da göreve geldiler. 3-4 hafta oluyor. Pek beni ikna edecek. Yani bir kere kulüpler ne diyorsa oluyor. Kulüplerin sözünden çıkılmıyor. Kulüpler rezervlik kalksın. İşte ne bileyim. Bir sürü yabancı gibi. Şöyle olsun. Yabancı 14 yabancının üzerine para cezası ödersen devam etsin. Olsun. Yani Sayın Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun hiçbir konuda bir tavır, bir otorite, bir sistem ve çok yuvarlak cevaplar. Yani işte bu 1959 önceki şampiyonluklar, 2011 Süper Kupa, hı hı. Böyle yuvarlak cevaplar, hep böyle zamana yayılma cevaplar. Bunların halbuki çok net. Zaten sen bir yılına seçilmişsin. Yani ya bir yıl sonra ağzınla kuş tutsan da Türkiye'de kolay değil yani. Türkiye'de bir 4 yıl daha sana başkanlık için kulüpler. Yani şu anda bakın sevgili Aygün, daha bir maç oynanmadı ya. Bir tek maç oynanmadı. 3 günlük menajer var. Abi sor dışarı çık kamuoyuna güven sıfır ya. Evet sıfır. Sıfır. Ya daha bir tane maç oynanmadı da 3 günlük belki. Daha lig başlamadan güven sıfır doğru. Sen diyorsun yabancı eğitimci getireceğim diyorsun. Ya yabancı eğitimci getireceğim de bir şey söyleyeceğim. Sen daha bu ligde bir klasman yok ortada. Bu 8 Mart gibi bir tuhaf bir kaostan çıkmış Türk hakemliği. Yani yabancı eğitimci kimi getireceksin, nasıl getireceksin, neye göre getireceksin? Hakikaten yani hiçbir şey tutarlı değil. David Elir diye bir adam getirdiler. Tamam modası geçmiş. Hiç yeni jenerasyonda kimseyi tanımayan 70'li yaşlara gelmiş bir adama dünyanın parasını verdiler. Danışman. O danışmana yazdıkları adamın söylediklerine bir bakıyorum. Ben her hafta ay gün sana söylüyorum pazartesi onun söylediklerini. Her hafta pazartesi söylüyorum. Ben söylüyorum yani bizden farklı. Aa bunu da duyduk. David Elir de şunu söyledi. Aa bu hiç bunu bilmiyorduk. Diyeceğimiz bir tane madde yok ya. Yani onun için yazdığı raporda. Yani biraz da burada Cüneyt Çakır gibi bir adam var. Tarık Ongun gibi bir adam var. Onları yani kullan değil mi? Onları yardımcı kullan. Yardımcı hakem eğitiminde Tarık Ongun yardımcı hakemlikte dünyada bir numara. Kariyer olarak şu anda dünyada Tarık Ongun kariyerinde ikinci bir yardımcı hakem yok. İşte Tarık Ongun hakemliği bıraktı. Eğer kabul ederse ver. Yardımcı hakem eğitimi ona veya merkez hakem kurdu ona da yer ver. Doğru. Onları kullan. Onlardan, onların bilgi birikiminden faydalan. Ya veya da bakın Sayın Mehmet Büyükekşi bugüne kadar çok dikkatle takip ediyorum. Aradan geçti bir ay işte neyse seçildi. Ya bir tane hakemle konuşmadı ya. Bir tane hakem aramadı. Demedi ki ya arkadaşlar şöyle gelin bakalım ne diyorsunuz? Ne yapabiliriz? Ne eksik olan ne? Fazla olan ne? Sizin düşünceniz ne? Yani insan sormaz mı ya? Yani sen şimdi bir doktora gidiyorsun. Biliyorum ki bir kardiyologa gittin. Bakın ki ikna olmadın. Bir kardiyolog araştırıyorsun. Doğru. Bir doktora sorayım. 2-3 kişiye gidiyorsun. Doğru. Doğru. Yani böyle ne yapılabilir? Veya bir kardiyolog arkadaşın varsa onun da bir görüşünü almaya çalışıyorsun. Bir çizgisinden daha o kendini çekilen bir takım tetkikleri bir doktora atıyorsun. Onlar da bir incelesin bakalım. İşte MR'ydi, şuydu, buydu. Yani şimdi diyeceğim. Sen ya bu hakemler ya Cüneyt Çakır bunlar hepsi marka. Fırat Aydınus, Mete Kalkavan, Hüseyin Gökçek, işte Bülent Yıldırım eski hakem. Ya bunları biz çağır bir tane de ki arkadaşlar ne diyorsunuz ya sizin düşünceniz ne sizin fikriniz ne biz nerede hata yapıyoruz neyimiz eksik neyimiz fazla Almanya'da ne oluyor burada ne oluyor ya bu CEO'larla bile banka müdürleriyle hakemlik yönetilmez ki orada aldır Murat'ı dedim ben şunu daha da sana iddialı bir şey söyleyeyim Aykut bunu not et kayıtlara geçsin bayramın şu günü Merkez Hakem Kurulu'nun gizli başkanı Murat Ilgaz'dır. Ben onu size soracaktım. Ben size soracaktım onu. Tabiçilik semboliktir. Gizli başkan Murat Ilgaz'dır. Bütün her şeyi Murat Ilgaz yapıyor doğru. Evet yani Murat Ilgaz bütün atamaları. Büyükekşi'de oturup konuşan bütün bu süreci planlayan Murat Ilgaz öyle gösteriyor anlıyoruz. Onun için Sabri Çelik de burada önemli bir sınavı kaybetmiştir. O son 5 haftalık göreve gelmişti. O gün o 5 haftayı Sayın Servet Yardımcı'yla o tayinleri yaptı. Kendi öz iradesiyle yapmadı, yapamadı. Şimdi bu yeni kurulda 35 yıllık kader arkadaşı Muhittin Boşat'ı almayacaksın dediler, almadı. 35 yıldır Muhittin Boşat da geldi gittiler. Bütün hem hakemlik hayatları hem kurullarda beraber görev almışlardı.
burada bir yıllık Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na tercih etti. En büyük kader arkadaşı, beraber çalıştıkları Muhittin Boşat'la yollarını ayırdı. Bence mesela Sabri Çelik deseydi ki ya Muhittin Boşat olmazsa ben de yokum deseydi, ne kaybederdi bu bir yıllık süre zarfında? Veya bir duruş gösterdim. Yücelirdi, yücelirdi. Merkez Hakem Kurulu'na biz her şeyi yaptıramayız. Demek ki sana her şeyi yaptıracaklar. Buradan ben bunu anlıyorum. Baştan zaten ipleri oraya verdin. Doğru. Aynen. Ben örnek verelim. 2020 yılında önünde 3 yılı vardı şeyin, Zekeriya Alp'in. Zekeriya Alp'e dedi ki Nihat Özdemir, Oğuz Sarvan'la Ünsal Çimen olmayacak dedi. Zekeriya Alp anında istifasını verdi, ceketini aldı çıktı. 5 dakika. 5 dakika sürdü. Ceketini aldı çıktı ve önünden 3 yıl vardı. Merkez Hakem Kurulu dağıldı. Bir saat sonra Riva'da boşalttılar. Herkes gitti. Ondan sonra Serdar Tatlı geldi. Şimdi ki Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan'ı, Ünsal Çimen'i 3-5 yıldır tanıyor. Sen 35 yıldır Muhittin Boşat'la beraber çalışıyordun. Muhittin Boşat olmayacak dediler. Eğer olmayacak dedilerse bir yanlışı mı var? Niye 35 yıl beraber oldun? Eğer dürüstse, çok dürüstse, inanıyorsan, güveniyorsan ki öyledir. Niye orada yani Muhittin Boşat'ı dışarı attın, içeriye 5 tane yardımcı hakem aldın Merkez Hakem Kurulu'na? Demek ki sana her şeyi yaptıracaklar. Sana ne söylerse yapacaksın. Onun için ben bütün futbol severlere hem bayramlarını tebrik ediyorum hem de iyi bir sezon olsun diyorum. Ama bu Merkez Hakem Kurulu çok uzun ömürlü olmaz. Peki. Hocam çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, attığımızda Türkiye Gazetesi spor yazarı ve aynı zamanda TGRT Haber TV yorumcusu Ömer Faruk Ünal vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.